Hazreti Mehdi'nin gelişi ve idaresi Kıyametten önce Mehdi'nin muhakkak geleceği Ebu Naim Said'den tahric etti. O dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ümmetim arasında Mehdi gelecektir. Ömrü kısa olursa yedi, yoksa sekiz, yoksa dokuz sene. Ümmetim onun zamanında iyi ve kötünün benzeriyle nimetlenmediği bir nimetle nimetlenecek, sema üzerine bol yağmur yağdıracak, arz nebatından hiçbir şey saklamayacaktır. İbni Ebi Şeybe, Musannef isimli kitabında Ebu Said İlhudri'den tahric etti. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, benim ümmetimden Mehdi gelecektir. Eğer ömrü uzasa da, kısalsa da, Yedi, sekiz yıl veya dokuz yıl mülk sürecektir ve daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır. Sema yağmurunu indirecek, yer bereketini çıkaracak, daha önce görülmemiş bir biçimde ümmetim onun zamanında rahata erecektir. Dünyadan bir gün bile kalsa Hz. Mehdi'nin idareyi ele alacağı, Tirmizi sahih diyerek Ebu Hureyre'den tahriyec etti. Buyurdu ki, eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah o idareyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı. Hasan bin Süfyan ve Ebu Hureyre'den tahriyec ettiler ki, eğer dünyadan bir gece bile kalsa Allah onu uzatır ve ehli beytimden birisini melik kılardı. İbni Mace ve Ebu Naim Ebu Hureyre'den tahriyec ettiler.'' O dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eğer dünyadan bir gün kalsa Allah o günü uzatır ve beytimden birisini melik kılar. O Konstantiniyye'yi ve Deylem dağlarını da fetheder. İmam Ahmet, Ebu Davud ve Hasan sahih diyerek Tirmizi İbni Mesud'dan tahric ettiler. O dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya Müslümanlara ehli Beytim'den bir adam araba melik olana kadar yıkılmayacak ve gitmeyecektir. Onun ismi ismime uyacaktır. Hz. Mehdi'nin beşinci olarak yeryüzüne hakim olacağı. İbni Cevzi tarih isimli eserinde İbni Abbas'tan tahriz etti. O da dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Zülkarneyn ve Süleyman, kafirlerse Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. Beşinci olarak Ehl-i Beytim'den birisi gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. Ebu Naim İbni Mesud'dan tahriyeci etti. O dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dünyadan bir gece bile kalsa Allah o geceyi uzatır ve ehl Beytim'den birisi gelerek dünyaya hakim olurdu. Onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle doluysa o onu adaletle doldurur. Malı seviye üzerine taksim eder ve Allah bu ümmetin kalplerinde gına verir. Yedi veya dokuz sene kalır. Mehdi'den sonra, Hazreti İsa'nın kırk senelik devrinden sonra artık hayat yaşamakta ...bir hayır yoktur. Hz. Mehdi'nin... ...yeryüzünü adaletle dolduracağı. Hz. Mehdi'nin önce zulümle dolu olan... ...dünyayı adaletle dolduracağına... ...dair hadisler. Haris bin Ebu Usame ve Ebu Naim... ...Ebu Said el-Hudri'den... ...tahriyeci ettiler. O dedi ki... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu... ...yeryüzü zulüm... ...ve düşmanlıkla dolduktan sonra mutlaka benim ehli beytimden birisi çıkar ve nasıl daha önce zulüm ve düşmanlıkla doluysa o dünyayı adaletle doldurur. Naim bin Hammad Ebu Said el-Hudri'den tahriyec etti. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dedi. Ümmet bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Mehdi'ye sığınırlar. O daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. İnsanlar aslı saadet dönemine adeta geri döner. Uykuda olan uyandırılmaz ve bir damla bile kan akıtılmaz. Hz. Mehdi'nin yeryüzünün zulüm ve fitnelerle dolu olduğu bir zamanda geleceğine dair hadisler. İbni Ebi Şeybe İbni Abbas'tan tahric etti. Buyurdu ki, fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçiremeyeceği ehli beytime mensup birisi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. Ey Abbas'ın oğlu! Sizin ihtiyarlarınız ona yetişemeyecek, gençleriniz yetişecektir. Bu Allah'ın emridir, dilediği insanlara verir. Hakim Ebu Said'den tahriyec etti.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ahir zamanda ümmetimin başına sultanlarından şiddetli belalar gelir. Öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. O zaman Allah daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduran benim soyumdan birisini gönderecektir. O zaman gök hiçbir yağmur damlasını esirgemeyecek ve yerde bereketlenecektir. ...o dünyada yedi veya sekiz kalacak. Eğer çok olursa dokuz. Tabarani, Kebir isimli eserinde... ...Ebu Naim ise Ali Hilal'den tarih ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Hazreti Fatma'ya şöyle buyurdu. Beni hak ile bahseden Allah'a yemin ederim ki... ...şu ümmetin Mehdi'si Hasan ve Hüseyin'dendir. Dünya her cümerç içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyük büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah bu sırada onlardan adavetin kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini gönderecektir. İslam'ın Hz. Mehdi eliyle açıklanacağı. Ebu Naim Huzeyfe'den tahric etti. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Vay bu ümmete! O öldüren zalim meliklerden dolayı. Bu zalimler kendilerine itaat edenler hariç sessiz mutileri bile korkuturlar.'' muttaki mümin, deliyle taraftar gibi görünse de kalbiyle onlardan nefret eder. Allahü Teala İslam'ı aziz olarak iade etmek murad edince her muannit zalimi helak edecektir. O bir ümmeti istediğinde fesadından sonra ıslah etmeye kadirdir. Ya Huzeyfe, eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır.'' Ta ki benim ehli beytimden bir kimseyi melik kılsın ve onun eliyle melhameler yapsın ve İslam açıklansın. O vaadinden dönmez ve hesapları seri olarak görücüdür. Peygamberin Mehdi ile müjdelenin hitabı. İbni Ebu Şeybe ve Tabarani ifratta Ebu Naim ve Hakim İbni Mesud'dan tahric ettiler. O dedi ki Resulullah şöyle buyurdu. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehlibeyt'ten bir kişidir. O insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O daha önce zulüm ve çevirle dolu olan dünyayı adalet ve insafla doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. O malı insanlar arasında seviyen dağıtır ve ümmeti Muhammed'in kalplerini zenginlikle doldurur ve adaleti onlara ihata eder. O kadar ki bir münadiye kimin ihtiyacı varsa bana gelsin diye nida etmesi emrolunduğunda bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da hazinedara git sana versin der. O da Mehdi'nin gönderdiğini söyleyerek hazinedardan gücü yettiğince mal alır. Fakat daha sonra pişman olarak ben herkesten daha mı muhtacım ki kimse gitmedi ben gittim diyerek aldığı malı iade etmek ister. O zaman hazinedar şöyle der, biz verdiğimizi geri almayız. Bu devir 6, 7, 8 veya 9 sene devam eder. Bundan sonraki hayattaysa hayır yoktur. Hz. İsa'nın 40 senelik devri hariç kar üzerinde sürünerek de olsa Mehdi'ye katılma emri. Ebne Ebi Şeybe ve Naim bin Hammad, Fiten isimli eserde, Ebne Mace ve Ebu Naim ise Ebne Mesud'dan tahriye ettiler. O dedi ki, Biz bir ara peygamberin yanındayken beni Haşim'den bir grup genç geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce gözleri doldu ve rengi değişti. Dedim ki, ne oldu ki Sevmediğin bir şeyi yüzünüzde görüyoruz? Buyurdu ki, biz öyle bir ehlibeytiz ki Allah bizlere dünyayı değil ahireti ihtiyar etti. Muhakkak ki benden sonra ehlibeytim bela ve mihnetlerle karşılaşacak ve tarda maruz kalacaklardır. Şark tarafından siyah bayraklı bir kavim gelinceye kadar bunlar hakkı isterler, verilmez, çarpışırlar, muzaffer olurlar, istedikleri verilir. Fakat o hak, ehli beytimden birisine verilmedikçe kabul etmezler. O Mehdi arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin ona katılsın. Zira o Mehdi'dir.'' Hazreti Mehdi zamanındaki bolluk, zamanın inkıtağa uğradığında gelecek olan Hazreti Mehdi'nin ihsanı. Naim ve Ebu Naim Ebu Said'den tahriyeci etti. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zamanın inkıtağa uğradığı, sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacaktır. İbni Ebi Şeybe, Ebu Said'den tahric etti. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fitnelerin zuhur ettiği ve zamanın kesildiğinde ehli beytimden bir adam çıkacak. Onun atası bol olacaktır. Ebu Yala ve İbni Asakir Ebu Said'den tahric ettiler. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ahir zamanda, fitnelerin zuhuru sırasında, zaman inkıta uğradığında bir emir olur ki onun insanlara ilk ihsanı, kendisinden sadaka kabul edecek olan kimselerin olmaması kaygısıyla kendisine gelen kimsenin kucağına taşıyabileceği kadar bol mal vermesidir. Bu mal insanlara ferahtan isabet eden şey sebebiyledir. Hazreti Mehdi'nin malı saymadan dağıtması. Ahmet ve Müslim Ebu Said'den tahric etti ve Cabir de Resulullah'tan rivayet etti. Buyurdu ki ahir zamanda bir halife olacak, malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir. Bezzar Cabir'den tahric etti. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim arasında bir halife olacak, malı saçacak ve saymadan verecektir.'' Ahmet Ebu Said'den tahric etti. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Emirlerinizden bir emir olacak ki malı saçacak saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde al der. O da elbisesini yayar ve o da doldurur. Hazreti Mehdi'nin çalışanlara disiplinli, miskinlere merhametli oldu. Naim, tavustan tahriyec etti. Buyurdu ki Mehdi geldiği zaman malı çok verir. Çalışanlara disiplinle davranır. Miskinlere merhamet eder. Hz. Mehdi zamanında ümmetin nimetleneceği. Ebu Naim ve Hakim Ebu Said'den tahriyec ettiler. Resulullah şöyle buyurdu. Ümmetim arasında Mehdi çıkacak. Allah onu nimetlenecek. Hayvanlar bol bol yiyip içecek arz nebatını çıkaracak mal sabah üzere seviye üzere verilecektir. Hz. Mehdi zamanında isteyene istediği kadar mal verileceği. Darekutni İfrad isimli, Tabarani ise Efsat isimli eserlerinde Ebu Hureyre'den tahric ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetim arasında Mehdi gelecektir. Ömrü kısa olursa yedi, yoksa sekiz, yoksa dokuz sene. O zaman ümmetim iyisi, kötüsü, hepsi de misli görmedikleri nimetlerle nimetlenir. Allah onlara bol yağmur gönderir. Arz nabataattan bir şey saklamaz. Mal hakir olur. Bir adam kalkar şöyle der. Ey Mehdi bana ver. O da al der. İbni Mace Ebu Said'den tahriyec etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim arasında Mehdi çıkacak. Eğer kısa olursa yedi yoksa dokuz. O zaman ümmetim asla benzeri görülmemiş şekilde bolluk içinde nimete kavuşacaktır. Yeryüzü yenecek şeylerini verecek, onlardan hiçbir şey saklamayacaktır. O gün mal hakir olur. Bir adam kalkar ve ey Mehdi bana ver, bana ver der. O da onun taşıyabileceği kadar elbisesini doldurur. Kırmızı Ebu Saidül Hudri'den Hasan diyerek tahriye etti. Peygamber şöyle buyurdu. Ümmetim arasında Mehdi çıkacak. 5, 7 veya 9 yıl yaşayacaktır. Rabi bu sayılarda şüphe etti. Birisi ona gelir, "Ya Mehdi, bana ver, bana ver." der. O da onun taşıyabileceği kadar elbisesine doldurur. İbni Ebi Şeybe Matar'dan tahriye etti. Bir gün Matar'ın yanında Ömer bin Abdülaziz'den bahsedildiğinde o şöyle cevap verdi. Bize ulaştığına göre Mehdi öyle bir şey yapacak ki Ömer bin Abdülaziz onu yapmamıştır. Bunun ne olduğu sorulduğunda Matar şöyle cevap verdi. Birisi Mehdi'ye gelip ondan bir şeyler ister ve kendisine Beytül mala gir, istediğin kadar al denir. O kişi girer ve çıkar. Ancak insanları tok gözlü görür de pişman olarak Mehdi'ye döner ve bana verdiğini geri al der. O ise imtina eder ve şöyle cevap verir. Biz veririz ve almayız. Hazreti Mehdi'nin malı Allah yolunda taksim edeceği Naim bin Hammad, Ömer bin Hattab'dan tahric etti ki Hazreti Ömer bir gün Beytül Mal'a girdi ve dedi ki Vallahi mal ve silahtan olan Beytül Mal'daki hazineleri bırakayım mı yoksa Allah yolunda dağıtayım mı? Hazreti Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh dedi ki Ey emiril müminin sen onun refakatçisi değilsin sen kendi işine bak. Onun sahibi ahir zamanda gelecek olan bizden bir gençtir.'' Ve malı Allah yolunda o taksim edecektir. Hazreti Mehdi'nin zamanında yaşamayı temenni. Keza Naim lehiadan tahriyic etti. Dedi ki Mehdi'nin zamanında küçükler keşke ben büyük olsaydım. Büyükler de keşke ben küçük olsaydım diye temenni ederler. Naim tavustan tahriyic etti. Dedi ki, ben Mehdi'ye yetişene kadar ölmeyeyim istedim. Zira onun döneminde iyi insanların iyiliği artar. Kötülere karşı iyilik yapılır. Hazreti Mehdi'nin nesebi Hazreti Mehdi'nin adının Muhammed olduğu Keza Hammad Hazreti Ali'den tahric etti. Buyurdu ki Mehdi'nin adı Muhammed'dir. Keza Ebu Said-ül Hudri'den tahric etti. Peygamber buyurdu. Mehdi'nin adı benim adımdır. Tirmizi İbni Mesud'dan sahih diyerek tahric etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ehli Beytim'den bir adam idareyi ele alır. Onun ismi ismime uyar. Mehdi'nin Peygamberimizin soyundan ve Hazreti Fatma'nın evladından olduğu. Ebu Davud İbni Mace, Tabarani ve Hakim Ümmü Seleme'den ettiler. O dedi, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Şöyle buyuruyordu, Mehdi benim soyumdandır ve Fatma'nın evladındandır. Keza Numan bin Hammad Hazreti Ali'den tahriyec etti. Buyurdu ki, Mehdi bizden, Fatma evladından bir racüldür. Yine keza Numan bin Hammad Zuhri'den tahric etti. Buyurdu ki Mehdi, Fatıma evladındandır. Devrinde onunkinden başka ilafet yoktur. Naim bin Hammad, Katade'den tahric etti. Ben Said bin Müyessebe, Mehdi haktır dedim. O da evet dedi. O kimdendir dedim. Fatma'nın evladındandır dedi. Fatma'ya verilen müjde. İbni Asakir, Hazreti Hüseyin'den tahric etti. Peygamber buyurdu müjdeler olsun sana ya Fatıma, Mehdi sendendir. Ebu Naim Hüseyin'den tahriyec etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya şöyle buyurdu. Mehdi senin evladındandır. Cennetin efendisi olan yedi kişi. Hakim İbni Mace ve Ebu Naim Hazreti Enes'ten tahriyec ettiler. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Şöyle buyurdu. Biz Abdülmuttalib'in evladından yedi kişi, cennetin efendileriyiz. Ben Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. Hazreti Mehdi'nin bir gecede olgunlaştırılacağı. Ahmet İbni Ebi Şeybe, İbni Mace ve Naim bin Hammad, Fiten isimli kitapta Hazreti Ali'den tahric ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mehdi bizden, ehli beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder, olgunlaştırır. İbni Münde, Isfahan Tarihi isimli eserinde İbni Abbas'tan tahric etti. Mehdi, ehli beyttendir. Hz. Mehdi'nin gelişiyle insanların fitneden kurtulacağı. Naim bin Hammad ve Ebu Naim, Mekhul Tariki ile Hz. Ali'den tahric ettiler. Dedi ki, Dedim, ya Resulallah, Mehdi bizden Ali Muhammed'den mi yoksa bizim gayrımızdan mı? Buyurdu ki hayır bilakis bizdendir. Allah bu dini nasıl bizimle başlatmışsa onunla sona erdirecektir. Ve onlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Allah bizimle insanların nasıl şirk adavetinden kurtararak onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa, Mehdi ile fitna davetinden kurtaracak ve kardeş yapacaktır. Taberani Evsat'tan Amr bin Ali ile Hz. Ali bin Ebi Talip'ten tahriyic etti. Hz. Ali, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulallah, Mehdi bizden mi yoksa bizim gayrımızdan mı?'' diye sordu buyurdular ki bilakis bizdendir. Cenabı Hak İslam'ı nasıl bizimle başlatmışsa onunla sona erdirecektir. Nasıl bizimle onlar aralarında şirk ve adavetten kurtulmuş ve kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmişse onun gelişiyle yine öyle olacaktır. Hz. Mehdi'nin Hz. Abbas radıyallahu anh evladından olduğu Naim bin Hammad Kaab'dan tahriyec etti buyurdu ki Mehdi Hazreti Abbas evladındandır. Darakutni İfratta, İbn Asakir de tarihinden Hazreti Osman İbni Affan'dan tahric ettiler. O dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Buyuruyordu ki Mehdi amcam Abbas'ın evladındandır. Bu hadisi şerifler Hazreti Mehdi'nin anne cihetinden nesebinin Hz. Abbas'a dayanabileceğini göstermektedir. Mehdi'nin vasıfları Hz. Mehdi'nin ismi, künyesi ve ahlakı Ebu Naim Huzeyfe'den tahriyec etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah ismi benim ismime, ahlakı benim ahlakıma uyan ve künyesi de Ebu Abdullah olan bir acülü gönderecektir. Taberani, Kebir'de ve Ebu Naim İbni Mesud'dan tahric ettiler. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ehli beytimden ismi benim ismim, ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak ve daha önce zulümle dolu olan bu dünyayı o adaletle dolduracaktır. Hz. Mehdi'nin amelinde ayıp ve zulüm olmayacağı Naim Kaab'dan tahric etti.'' buyurdu ki, ben Mehdi'yi peygamberlerin suhufunda şöyle bulurum. Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne ayıp yoktur. Hazreti Mehdi'nin kemer burunlu ve açık alınlı oldu. Ebu Davud, Naim bin Hammad ve Hakim Ebu Said'den tahric ettiler. Resulullah buyurdu, Mehdi bendendir. Kemer burunlu ve açık alınlıdır.'' Zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak ve yedi yıl malik olacaktır. Ebu Said'den tahriye edildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Mehdi bizdendir. Anlı açık ve kemer burunludur. Hazreti Mehdi'nin kaşları, gözleri ve yüzünün parlaklığı. Keza Naim bin Hammad, Muhammed bin Cübeyr'den tahriye etti. Buyurdu ki Mehdi'nin kaşları ince yüzü parlak ve gözlerinin siyahı büyük olacaktır. Hicaz'dan gelip Şam'dan minbere oturduğunda 18 ya da 40 yaşında olacaktır. Sağ yanağında siyah bir benin olduğu ve yaşı. Ebu Naim Ebu Umame'den tahriyec etti. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sizinle insanlar arasında dört sulh anlaşması olacak. Dördüncü sulh Herakleus'un ehlinden bir adam vasıtasıyla olur ve bu yedi yıl devam eder. Bir adam, ''Ya Resulallah, o gün insanların imamı kimdir?'' dedi. Buyurdu ki, ''Evladımdan kırk yaşındaki Mehdi'dir. Yüzü parlayan yıldız gibi, yanağında siyah bir ben vardır. Üzerinde kutfani iki aba bulunur. Tavrı Beni İsrail ricaline benzer. Hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini fetheder.'' dişlerinin aralıklı olduğu. Ebu Naim Abdurrahman bin Avf'tan tahriyec etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yemin ederim ki Allah benim soyumdan bir adam gönderecektir. Onun dişleri aralıklı ve anlı geniştir. Yeryüzünü adaletle dolduracak ve malı bol bir şekilde dağıtacaktır. Dilinde pelteklik olacağı. Keza Ebu Tufail'den tahriyec etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'yi anlattı. Dilinde perteklik olacağını ve kelimeyi telaffuz ona zor geldiğinde sağ elini sol uyluğuna vuracağını söyledi ve ismi, ismim, babasının adı, babamın adıdır buyurdu. Bacaklarının aralıklı olduğu Abdülgafir Farisi Mecmâ-il Garaib kitabında ve İbni Cevzi Fil Garibil Hadiste ve İbnül Esir'de Nihayete tahric ettiler. Hz. Ali hadisi hakkında dediler ki Hz. Mehdi, Hz. Hasan'ın soyundandır. Bacakları aralıklıdır. Tavrının Beni İsrail ricaline benzeyeceği. Naim bin Hamad, Abdullah bin Haris'ten tahric etti. Buyurdu ki Mehdi sanki Beni İsrail'den bir acüldür. Tavrı onlara benzer. Yani heybetli ve acar. Hz. Mehdi'nin Allah'tan çok korkan bir kimse oldu. Naim bin Hammad, Kaab'dan etti. Buyurdu ki Mehdi, gergez kuşunun kanadıyla titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Hz. Mehdi'nin diğer vasıfları. Keza Hz. Ali bin Ebi Talip'ten tahriyec etti. O dedi ki, Mehdi'nin doğum yeri Medine'dir. Peygamberin ehli beytindendir. İsmi peygamberin ismidir hicret edeceği yer Beytül Makdis yani Kudüs'tür. Sakalı sıktır, gözleri sürmeli olacaktır, dişleri parlaktır, yüzünde bir ben vardır. Omzunda peygamberin alameti vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin softan bayrağıyla çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Ondan bir hale bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. Allah üç bin meleği Mehdi'ye yardım için gönderecek ve melekler ona muhalefet edenlerin yüzüne ve arkasına vuracaktır. O yaşı 30'la 40 arasında 40 yaşında olduğu halde gönderilecektir. Büyüklerin ve küçüklerin temennileri. Keza sabahtan tahric etti. O dedi ki Mehdi insanlar arasında 39 yıl bekler. 40'ta çıkar. Küçükler büyük, büyükler de küçük olmak temennisinde bulunur. Naim bin Hammad İbn Abbas'tan tahric etti. Mehdi bizim ehlibeyt'ten bir gençtir. İhtiyarlarımız ona yetişmeyecek. Gençlerinizse onu ümit edecektir. Allah dilediğini yapacaktır. Yer ve gök ehlinin ondan razı olacağı. Ravyani, Müsnet isimli eserinde ve Ebu Naim, Huzeyfe'den tahric etti. Resulullah buyurdu, Mehdi benim evladımdan bir racüldür. Rengi Arabi, cismi İsraili cismidir. Sağ yanağında parlayan yıldız gibi bir ben bulunur. Evvelce zulümle dolu olan yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Onun hilafeti döneminde yer ve gök ehli, havadaki kuşlar bile ondan razı olacaktır. Hz. Mehdi'nin zuhurundan önceki alametler 1. Görülecek fitneler Ahlas, deve çulu fitnesi Naim bin Hammad, Ebu Saidül Hudri'den tahric etti. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Benden sonra fitneler görülecektir. O fitnelerden biri de deve çulu fitnesidir. Orada harp, ve hicretler olur. Sonra ondan daha şiddetli bir fitne olur. Ha kesildi denirken sonra daha da devam eder ve fitnenin girmediği hiçbir ev ve dokunmadığı hiçbir Müslüman kalmaz. Bu hal soyumdan bir recul çıkana kadar devam eder. Devam edip giden fitneler. Tabarani Esvaat'ta Talha bin Ubeydullah'tan o da peygamberden rivayet etti henüz bir tarafta sönmeden diğer tarafta alevlenen fitneler görülecek ve semadan bir münadinin emriniz filan nedir şeklindeki nidasına kadar böyle devam edecektir. Nayim bin Hammad, Said bin Müseyyep'ten tahriyec etti. Buyurdu ki, başlangıcı çocuk oyuncağı gibi basit olan, fakat bir tarafta sükunet bulsa da diğer tarafta genişleyerek devam eden ve ancak semadan bir münadinin üç defa uyanın falan emir sizin gerçek emirinizdir deyinceye kadar sona ermeyen fitneler görülür. Naim bin Hammad, İshak bin Yahya'dan, o da annesinden ki o eski ulemadandı, ricayet ettiler. Zübeyir öldürüldüğünde ben anneme bu fitnenin bizim helak edeceğini söylediğim zaman o hayır ey oğlum dedi. Bundan sonra öyle bir fitne var ki insanlar onda helak olur. İşler semadan bir münadinin falana uyun demesine kadar düzelmez. Tabarani Avf bin Malik'ten tahric etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Tozlu, dumanlı, karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek tabii. Ehli beytimden kendisine Mehdi denilen bir zat çıkıncaya kadar.'' Şayet ona yetişirsen, ona tabi ol ve hidayete erenlerden ol. Kılıçla çatışmaya dönüşen fitneler. Ebne Ebi Şeybe, Ebi Celten tahliye etti. O dedi ki, bir fitne görülür. Bunu diğer fitneler takip eder. Ve birinciler, sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar. Ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otururken gelecektir. Fitnelerin en şerlisi. Dani Hakem bin Ümeyyen neden etti? O dedi ki ben Muhammed bin Ali'ye dedim ki işittiğimize göre sizden bir adam çıkacak bu ümmet arasında adalet yapacak. O dedi ki biz de insanların umduğunu ummaktayız ve ümid ediyoruz ki Dünyadan bir gün bile kalsa Allahü Teala o günü uzatır ta ki bu ümmetin umduğu olsun. Ancak ondan önce fitneler görülecektir. Bu fitnelerin içinde en şerlisi bir kişinin mümin olarak akşama ermesi ama sabah kafir olarak kalkması ve mümin olarak sabahlaması fakat kafir olarak akşama ulaşmasıdır. Hz. Mehdi'nin insanlar için en sevgili kimse olması. Dani, Seleme bin Züfer'den tahric etti. Dedi ki, bir gün Huzeyfe'nin yanında Mehdi'nin çıktığı söylendi. O dedi ki, siz eğer aranızda Hz. Muhammed'in ashabı olduğu halde o çıkarsa felah buldunuz. Muhakkak ki o, insanların karşılaştıkları şeyler sebebiyle Mehdi'nin kendilerine insanların en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır. Küfe Mescidinin duvarının yıkılması Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali'den buyurdu ki, Küfe Mescidinin Abdullah bin Mesud'un evinin tarafındaki duvarı yıkıldığında, o zaman o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder. Açıkça Allah Teala'yı inkar edecek kimseler olacağı. Keza Ebu Hureyre'den tahriyec etti. Dedi ki, açıkça allah Teala inkar edilmedikçe Mehdi'ye biat edilmez. Mısır'da Kureyş'ten çıkacak bir adam hadisesi. Deylemi, Ebu Ali Merdani'den, Ravi silsilesiyle, o da Ebu Zer'den, o da Resulullah'tan rivayet ettiler. Buyurdu ki, Mısır'da Kureyş'ten bir adam çıkar, çökük burunludur, mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum'a kaçar. Onları alıp İskenderiye'ye getirir ve Müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur. İbni Asakir tarihinde Ebu Zer'e dayanan ravi silsilesiyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mısır'da Emevi soyunda burnu çökük birisi çıkar, mağlup olur veya mülkünü zahil eder, Rum'a kaçar. Onları İskenderiye'ye getirir ve ehli İslam'la savaşırlar.'' Bu melhamelerin ilki olur. Bu Allahu Alem 1879'da Mısır'da başa gelen Mehmet Tevfik Paşa ile ilgili olaylar olsa gerek. Fırat Nehri'nde altından bir dağın ortaya çıkması. Dört türlü fitne altın madeni fitnesi. Naim bin Hammad fiteninde sahih bir senetle Müslim'den nakille Hazreti Ali'den tahriyec etti. Buyurdu ki Fitneler dörttür. Bolluk fitnesi, darlık fitnesi, keza bir fitne ve altın madeninin zikri. Sonra da peygamberin soyundan birisi çıkar ve Allah onun eliyle insanların işini ıslah eder. Fırat'ın altından bir dağ ortaya çıkması. Ebu Hureyre'den rivayet edildi. Resulullah buyurdu. Dördüncü fitne 18 gün veya yıl sürer. Sonra açılır o zaman Fırat altından bir dağı ortaya çıkarmış olur. Ümmet ona üşüşür. Bunun üzerine her dokuzdan yedisi öldürülür. Fırat'ın ortaya çıkaracağı altından kimsenin bir şey almaması emri. Fırat altından bir hazineyi neredeyse ortaya çıkaracak. Kim onda hazır bulunursa ondan bir şey almasın. Bu hadise Buhari ve Müslim'de tahric edilmiştir. Ebu Davud Ebu Hureyre'den tahric etti. Buyurdu. Fırat altından ve gümüşten bir dağ ortaya çıkaracak. Bunun üzerinde her dokuzundan yedisi öldürülür. Siz ona yetiştiğinizde ona yaklaşmayın. Fırat'ın altınları mücadelesinde her yüzden doksan dokuzunun öldürüleceği. Naim bin Hammad, Fiten isimli kitabında tahric etti. Fırat neredeyse altından bir dağ ortaya çıkaracak.'' İnsanlar bunu duyduklarında oraya gelirler ve oradaki bir kimse ''Vallahi insanlar bırakılsa bunun hepsini alıp götürebilirler.'' der. Bunun üzerine birbiriyle savaşırlar. Bu savaşta her yüz kişiden doksan dokuzu ölür. Fırat altından bir dağı ortaya çıkarır. Onun üzerinde insanlar çarpışırlar. Her yüzden doksan dokuzunun öldürülür. Kıyamet ancak gündüzün kopacaktır. İbni Asakir, Ebu Hureyre'den tahriyec etmiştir. Tabarani, Übey'den tahriyec etti. Dedi ki, üzerinde insanların her yüzden 99'unun öldürüleceği altından bir dağı, Fırat ortaya çıkarmadıkça kıyamet kopmaz. Onlardan her biri, keşke ben almış olsaydım diyecektir. Müslim de bu hadisi Ebu Hureyre'den tahriyec etmiştir.'' Müslim Ubeyden tahriyec etti. Dedi ki, Fırat altından bir dağ açığa çıkarmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O zaman insanlar onun üzerinde savaşacak ve her ondan dokuzu ölecektir. Hz. Mehdi'nin zuhur zamanını veren alametler Zuhur senesini veren alametler 7 yıl devam edecek olan dördüncü sulhtan sonra Hz. Mehdi'nin zuhur edeceği Ebu Naim, Ebu Umame'den tahric etti. Resulullah buyurdu. Sizinle insanlar bir nüshada, Rumlar deniyor. Aralarında dört sulh olacak. Dördüncü sulh Heraklius'un ehlinden bir adam vasıtasıyla olur. Ve bu yedi yıl devam eder. Bir adam, ya Resulallah o gün insanların imamı kimdir dedi. Buyurdu ki evladımdan kırk yaşında bir Mehdi'dir. Yüzü parlayan yıldız gibidir. Yanağında siyah bir ben vardır. Üzerinde kutvani iki aba bulunur. Tavrı beni İsrail ricaline benzer. Hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini fetheder. Tavrı beni İsrail ricaline benzemesi onlar gibi heybetli ve acar manasına gelir. Kuyruklu yıldızın görülmesinin zuhur alameti olduğu. Naim Kaap'tan tahriyeci etti. Dedi ki, Mehdi'nin çıkışından önce şarktan parlak kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Siyah bayraklı ordunun çıkışıyla Mehdi'nin zuhuru arasında 72 ay oldu. Naim bin Hammad, Muhammed bin Hanefi'den tahric etti. O şöyle dedi, beni Abbas'a ait siyah bayraklı bir başka ordu çıkar. Sonra Horosan'dan yine siyah bayraklı başka bir ordu çıkar. Onların sarıkları siyah, elbiseleri beyaz olur ve başlarında Şuayb bin Salih Temimi bulunur. Süfyani'nin ordusunu yenerek Beytül Makdis'e iner. Mehdi'nin saltanatını hazırlar. Şam'dan 300 kişi de ona yardım eder. Bu ordunun çıkışıyla Mehdi'ye saltanatın teslimi arasında 72 ay vardır. Aylara göre alametler. Hazreti Mehdi'nin gelişinden önceki aylarda zuhur edecek alametler Dani Şehir Bin Havsheft'ten tahric etti. Dedi ki: "Resulullah buyurdu. Ramazanda bir seda, Şevval'de bir ses, Zilkade'de kabileler arasında savaş olur. Hacılar talana uğrar. Mina'da ölülerin çok olacağı bir savaş olur. Öyle ki orada taşları kan gölü içinde bırakacak kadar kan akar. İnsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve rükünle makam arasında kendisi istemediği halde ona biat ederler. Eğer kabul etmezsen boynunu vururuz derler. Yer ve gök ehli ondan razı olur. Zuhuru tekaddün eden Ramazan ayındaki alametler. Ramazanda görülecek ay ve güneş tutulmaları. Darakutni Sünen'de Muhammed bin Ali'den tahric etti. O şöyle dedi: "Bizim Mehdi'miz için iki alamet vardır ki Allah semavat ve arzı yarattığından bu yana böyle bir şey vaki olmamıştır. Bunlar Ramazan'ın ilk gecesinde ay yarısındaysa güneş tutulmasıdır. Allah semavat ve arzı yarattığından beri böyle bir şey olmamıştır." Naim Şüreyk'ten tahriyec etti. Dedi ki bana ulaştı ki Mehdi'nin çıkışından önce Ramazan'da iki kez ay tutulması olacaktır. Şarktan boynuz şeklinde bir yıldızın doğuşu. Naim bin Hammad, Fitende ve Ebu Cafer Muhammed bin Ali'den tahriyec ettiler. Buyurdu ki Abbasi Horosan'a ulaştığı zaman şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. Bu yıldız ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak eder. Hz. İbrahim ateşe atıldığında da çıkmıştır. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya bin Zekeriya öldürüldüğünde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah'a sığının. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler alacak karga Mısır'da zuhur edinceye kadar devam eder. Geceliğin doğudan bir ateşin görülmesi. Ali oğlu Ebu Abdullah Hüseyin'den rivayet edildi. Buyurdu ki, semadan bir alamet gördüğünüzde ki o doğudan geceleri doğan büyük ateştir. O zaman insanlar ferahlanacaklar. O alamet Mehdi'nin çıkışı demektir. İbni Kesir, Mürne el-Huderi'den buyurdu. Ramazandaki olayların alameti kendisinden sonra insanlar arasında itilafın olacağı semadaki bir alamettir. Sen ona yetişirsen azığını gücün yettiği kadar çoğalt. Ebu Cafer bin Muhammed bin Ali'den rivayet edildi. Buyurdu ki siz üç veya yedi gün doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in çıkmasını bekleyin. İnşallahu Teala bir münadi Mehdi'nin ismiyle semadan nida edecek ki doğuda batıda olan herkes bu sesi işitecek. Öyle ki korkudan uykuda olanlar uyanacak, ayakta olan çökecek, oturan ayağa fırlayacaktır. O sesi işitip de icabet eden kimseye Allah rahmet etsin. Zira bu birinci ses Cebrail'in sesidir. Semadan bir münadinin seslenişi. Naim Hazreti Ali'den rivayet etti. Semadan bir münadi Hak Ali Muhammed'dedir şeklinde bağırdığı zaman Mehdi zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. Keza Ebu Cafer'den tahriyec etti. Buyurdu ki semadan bir münadi Hak Ali Muhammed'dedir. Yerden de bir münadi Hak Ali İsa'nın veya Abbas'ındır diyecektir. Yerden gelen ses, şeytanın kelimesi, semadan gelen sesse Allah'ın yüce kelimesidir. Ramazan'ın 15. gecesinde duyulacak ses. Muhammed bin Ali'den buyurdu ki, o malum ses Ramazan ayında cuma gecesinde olursa onu dinleyin ve itaat edin. Eğer gündüzün sonunda olursa o melun iblisin Falan adam mazlum olarak öldürüldü şeklinde nidasıdır. Bu sesin amacı insanları şüphe ve fitneye düşürmektir. O günde niceleri tereddüt ve şaşkınlık içinde kalacaktır. O birinci sesi Ramazan'da işittiğinizde ondan şüphelenmeyin. Zira o Cebrail'in sesidir ve bunun alameti Mehdi'nin ve babasının ismini zikretmesidir. Güneşin alamet olarak doğması. Naim bin Hammad ve Ebil Hasenil, Harbi Harbiyat isimli eserlerinin birinci faslında Ali bin Abdullah bin Abbas'tan tahric ettiler. O dedi ki, Mehdi, güneş bir alamet olarak doğmadıkça çıkmaz. Hafız Ebu Bekir bin Ahmet bin Hasan el-Beyhaki ve Hafız Ebi Abdullah ve Naim bin Hammad, Abdullah Abbas'tan tahric ettiler buyurdu ki güneş alamet olarak doğmadıkça Mehdi çıkmayacaktır. Zilkade ayında kabile savaşlarının başlaması. Naim bin Hammad ve Hakim, Amr bin Şuayb'dan, o babasından, babası da dedesinden tahric etti. Şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zilkade ayında kabileler savaşır, hacılar kaçırılır, melhameler olur.'' Mehdi çekinir ve neticede istemediği halde ehli bedir sayısınca insan ona rükun ve makam arasında biat eder. Yer ve gök ehli de ondan razıdır. Medine'deki büyük vaka. Keza Ebu Hureyre'den tahriyec etti. Buyurdu ki Medine'de büyük bir vaka olur. Öyle ki yağ taşları kan içinde kalır. Bu vakada bir kadının öldürülmesi bir kırbacın sallanması kadar kolaydır. Bu olay Medine'den 24 mil kadar yayılır. Sonra Hazreti Mehdi'ye biat edilir. Süfyani ordusunun Medine'yi harap ettikten sonra Beyda'da yere batışı. Muhammed bin Samit'ten dedi ki Ben Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali'den dedim. Bu işin önünde alametler var mıdır? Ki Mehdi'nin zuhurunu kastediyor. Dedi ki Evet dedim. Nedir onlar dedi. Beni abısın helakı. Süfyani'nin çıkması. Beyda'da batma. Ben yine sana canım kurban olsun. Bu işin uzamasından korkuyorum dedim. Dedi ki bu iş tesbih taneleri gibi arka arkaya gelir. Hazreti Mehdi'nin zuhuri için beş alamet. Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali'den buyurdu ki Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, Sema'dan bir sayha, Beyda'da ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Mina'da hacıların öldürülmesi. Zilhicce ayında hacıların öldürülerek talana uğratılması. Ebu Naim Hz. Ali'den tahriyec etti. Buyurdu ki Mehdi her dokuzdan yedi öldürülünceye kadar çıkmaz günahsız insanların öldürülmesi onlardandır. İbni Ebi Şeybe mücahitten tahriyec etti. Peygamberin ashabından bir adam bana dedi ki, günahsız insanlar öldürülmeden Mehdi çıkmaz. Günahsızlar öldürüldüğünde onların öldürenlere yer ve gök ehli buğz ederler. Mehdi insanlara gelir de onu yeni gelin gibi aşk ve muhabbetle kucaklarlar. O yeryüzünü adaletle ve nesafetle doldurur arz nebatatını çıkarır, gökte yağmuru yağdırır, ümmetim daha önce görülmemiş biçimde nimetlenir. Ammar bin Yasir'den günahsız insanlar katledildiği ve kardeşi de Mekke'de öldürüldüğü zaman semadan bir münadi, emriniz filandır, işte bu yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi'dir diye nida iner. Muharrem'de Kabe'de Hazreti Mehdi'nin biatları kabul edişi keza Abdullah bin Amr'dan tahriyec etti. O şöyle dedi. İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hacc Mina'ya indiklerinde etrafları köpeklerin sarışı gibi sarılıp kabilelerin birbirine girmesiyle büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır. İnsanlar endişeyle onların en hayırlısına koşarlar ve ona geldiklerinde onu Kabe duvarına yapışmış ağlar bir halde bulurlar. Peygamber buyurur ki, ben onun gözyaşlarını adeta görür gibiyim. Ona gel sana biat edelim derler. Oysa yazık size ne kadar söz bozdunuz, ne kadar kan döktünüz der. Sonra istemediği halde biatlarını kabul eder. Eğer siz ona yetişirseniz ona biat edin. Çünkü o yerde de gökte de Mehdi'dir. İlk de Durer isimli kitabındaki alametler, sahih hadisi şeriflerden özetlenmiş olarak, doğudan gelen Moğol istilası. Çok acıklı durumlar ve elim manzaralar görülür. Fitneler arka arkaya devam eder. Doğudan, bir acem diyarından, kafirlerden kuvvetli birisi çıkar ve beni Abbas'ın mülkünü yok ederek geçtiği her şehri fetheder. Karşısında Hiçbir bayrak barınamaz. Geçtiği her beldeyi yakıp yıkar. İstediği her şeyi elde eder. Allah ondan ve ona tabi olanlardan merhameti kaldırmıştır. Kendisine isyan edeni zulme uğratır. Bunlar ağlayana merhamet etmez. Şikayetçi olanlara da cevap vermez. Ana, baba, kız, erkek herkesi öldürür ve acem, Irak beldelerini fethederek ümmete acıklı azap tattırırlar. Bunların arasında fitne, şiddet, helak ve kaçmalar olur. Ne zaman bitti denilir. Gene de devam eder gider. Bu olaylar o denli şiddetlenir ki içine girmedikleri bir ev ve zararı dokunmadık bir Müslüman kalmaz. Çok keskin kılıçların ve şiddetli ihtilaflarla umumi belaların gelmesi bu olayların özelliklerindendir. O zaman çürümüş kemiklere gıpta edilir. 60 yalancının çıkışı Her birisi kendinin tek mabut olan Allah'tan Resul olarak gönderildiğini iddia eden 60 yalancının çıkması. Doğuda, semada üç gece görünen bir ateşin çıkışı. Mutat, şafak kızıllığı gibi olmayan bir kırmızılığın semada görülüp ufukta yayılması. Ramazan'ın 15. gecesinde duyulacak bir seda. Ramazan'ın yarısı gecesinde uykuda olan uyandıran ve uyanıkları da korkutan bir seda. Semadan arz ehline şamil olan bir ses ki herkes bunu kendi lisanıyla işitir. Ramazan'ın ortasında güneşin sonundaysa ayın tutulması. Halka ibret olsun diye güneşin oruç ayının ortasında ayınsa sonunda tutulması Allahü Teala Adem'i yeryüzüne indireli beri bu iki alamet vukuya gelmemiştir. Şevval'de savaş nidaları, zilhicce'de çarpışmalar ve hacıların talana uğrayarak öldürülmesi, cemaziyül ahir ve recepte hayret verici olaylar görülmesi, şevval'de savaş naraları, zilhicce'de harp ve kıtal olur, yine zilhicce'de hacı talana uğrar. Hatta caddelerde kandan geçilmez ve haramlar çiğnenir. Beytül Muazzam'ın yanında büyük günahlar işlenir. Yine Cemaatül Sani ve Recep aylarında da pek çok hayret verici şeyler görülür. Her cümmerç çoğalarak devam eder. Üçten biri öldürülür, üçten biri de ölür. Baştaki sorumluların hepsi zalim olur. Kişi mümin akşamlar, kafir olarak Sabahlar Süfyani'nin Kuru Bir Vadiden Çıkışı Ciğerleri yiyenlerin oğlu olan Süfyani kuru bir vadiden çıkar. Kelp kabilesinden, abuz çehreli, sert kalpli adamlardan bir ordu düzenler ve bunlar her tarafa zulmederler. O, medrese ve mescitleri yıkar, rükû ve secdeye giden herkesi cezalandırır, zulüm, fesat ve fısk çıkarır alim ve zahitleri katleder. Pek çok şehri işgal eder. Kan akıtmayı helal kılarak Ali Muhammed'e düşman kesilir. Temiz insanlara ihaneti tecviz eder. Büyük şehirlerin yıkılışı. Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur. Süfyani ile ordusu kalabalık beş kabileyi istila eder. Kafirlerin Arap Yarımadası'na inişi halifenin öldürülmesi. Kafirler Arap Yarımadası'na inerler. Ordular düzenlenir, halife öldürülür. Dertler büyür. Şam surları üzerine bir münadi yaklaşan şerden dolayı vay Arapların haline der. Şam'da Hareste köyünün batması. Şam karyelerinden Haresta denilen bir köyün batması. Pek çok insanı yok eden bir batma olacaktır.'' Süfyani ordusunun Medine ile Mekke arasında Beyda denilen yerde yere batışı. Süfyani'nin ordusunun ve onunla bulunanların Beyda'da batması. Rükün ile makam arasında bir Haşimi'nin öldürülmesi. Rükün ile makam arasında bir Haşimi öldürülür. Fitnelerin en sonuncusunun günahsız hacıların öldürülmesi olduğu. Bu fitnelerin en sonuncusu Günahsız insanların öldürülmesidir ki artık o zaman kendisinden herkesin razı olacağı bir gidişatta olan Hz. Mehdi'yi çıkar. Ekti durer de zikredilen diğer alametler. Doğudan ayı ışıklandıran bir yıldızın doğması. Sonra bu yıldız eğrilir öyle ki iki ucu birbirine yakın olur veya hemen hemen birleşir. Selam şehrinin kerh tarafından bir köprünün yapılması ve siyah bir dumanın yükselmesi. Kufe Mescidi'nin Abdullah İbni Mesud'un evi tarafındaki duvarının yıkılması. Fırat Nehri'nin durdurulması ve onun suyunun Kufe'ye girip şehri harap etmesi. Kufe ve Hira arasında pek çok fitneler, korkulu durumlar ve cinayetler görülmesi. Bidat ehli bir kavmin suretinin değişmesi kölelerin, efendilerinin itaatından çıkması. Kinde soyundan topal bir adamın batı tarafından çıkıp, zafer bayraklarıyla Mısır'ın üzerine galip gelmesi. Hazreti Mehdi'nin zuhuruna çok yakın fitnelerden bir diğeri de, Süfyani denilen bir kimsenin, Şam'da emirliği ve bir ordunun Beyda'da, Medine ile Mekke arasında bir yerde yere batması ve kendisinin işin sonunda Mehdi tarafından öldürülmesidir. Bu alametler tevatür yani kesinlikle hududuna yakındır. Süfyani'nin Şam'da çıkışı Süfyani'nin Şam'ın ortasından çıkacağı Hakim Ebu Hureyre'den tahriyec etti. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şam'ın ortasından adına Süfyani denilen ve kendisine tabi olanların çoğunun kelp kabilesinden olacağı birisi çıkar. O insanları öldürür. Hatta kadınların karınlarını deşip çocuklarını katleder. Sonra onunla savaşmak için bir ordu toplanır ve onu öldürür. Süfyani'nin vasıfları Emirül Mü'minin Hazreti Ali bin Ebi Talip'ten buyurdu ki, Süfyani Halibi bin Yezid bin Ebu Sufyan'ın evladındandır. Kafası oldukça büyüktür. Yüzünde kaşıntılı bir hastalıktan çiçek buzluğu eser vardır. Gözünde de beyaz bir nokta bulunur. Şam şehrinden çıkacaktır. Ona tabi olanların çoğu kelptendir. Kadınların karınlarını deşip çocuklarını öldürür. Kendisine karşı toplanan Kays kabilesini de iyice yok eder. İşte o zaman ehli beytimden Harem'de bir racul çıkar. Onun haberi Süfyani'ye ulaşınca Süfyani ona karşı ordusundan bir ordu gönderir. Ancak Mehdi bu orduyu hezimete uğratır ve bunun üzerine Süfyani yanındakilerden bir orduyu ona karşı tekrar gönderir. Ancak bu ordu arzdan beyda'ya vardıklarında yere batırılır ve kendilerinden haber getirecekler dışında kimse sağ kalmaz. Bu hadisi İbn Abdullah Hakim Müstedrek'te tahric etmiş ve Buhari ve Müslim'in hadislerin doğruluğu ile ilgili şartları dahilinde bu hadisin sahih olduğu belirtilmiştir. Fakat Buhari ve Müslim bu hadisi almamıştır. Süfyani'nin rüyası. Naim bin Hammad Fiten'de nakletti. Ebu Meryem'den o da kendi şeyhlerinden rivayet etti ki Süfyani'ye rüyasında Kalk ve ortaya çık denilir. Kalkar ancak kimseyi bulamaz. İkinci bir rüyayla aynı şeyi görür, yine kimseyi bulmaz. Üçüncü bir rüyadaysa kalk, çık ve kapının önüne bak denilir. Kalkıp kapıyı açtığında ellerinde bayraklarla yedi ile dokuz kişi görür. Bunlar Süfyani'ye biz senin ashabınız derler. Süfyani onlarla beraber çıkar ve vadinin muhtelif yerlerinden birçok insan da kendisine tabi olur. Allah kendisine karşı şam sahibini çıkarır. Ona karşı gelir, savaşır. Sancağına baktığı zaman Süfyani onu hezimete uğratır. Süfyani'nin çıkışının Hazreti Mehdi'nin zuhur alametlerinden olduğu Naim bin Hammad Ka'ptan tahric etti. O şöyle dedi: Beni Abbas'ın değirmeni döndüğü zaman bayrak sahipleri atlarını Şam'da zeytin ağaçlarına bağladığı zaman ve bu orduyla Allah'ın Eshep ve ailesini yok ettiği zaman onlardan kaçacak ve saklanacak kimsenin kalmadığı zaman Caferiler ve Abbasiler düştüğünde ciğer yiyen oğullarının Süfyani'nin Şam minberinde oturduğunda Berberi kavmi de Şam'a geldiği zaman işte bu Mehdi'nin çıkış alametidir. Ebu Kubeyl'den rivayet edildi. Buyurdu ki, Beni Haşimi'den bir adam melik olur ve Beni Ümeyye'yi öldürür. Onlardan azıcık bir şey kalır. Onlardan başkasını öldürmez. Sonra Beni Ümeyye'den birisi çıkar ve bir kişiye karşılık iki kişiyi öldürerek kadınlardan başkasını sağ bırakmaz. Sonra ise Mehdi gelir.'' Bu hadisi İmam Ebul Hasan ve Ahmet bin Cafer el-Münadi Melahim isimli kitapta tahric etmiştir. Süfyani'nin çıkış alametleri Naim Ammar bin Yasir'den tahric etti. O şöyle dedi. Mehdi'nin alameti, Türk size hücum ettiği zaman, malı toplayan halifeniz öldüğü zaman, o halifeden sonra iki yıl içinde de azledilecek olan zayıf bir adam başa geçtiği zaman, Şam'ın batısında batma olduğu zaman, Şam'dan üç kişi çıktığı zaman, batı insanları da Mısır'a çıktığı zaman bunlar Süfyani'nin alametleri olacaktır. Süfyani'nin çıkış şekli. Naim bin Hammad Halit bin Said'den tahric etti. Dedi ki, Süfyani elinde vurduğu kimseyi öldürecek üç kılıçla çıkar.'' Keza Ebu Hureyre'den tahric etti. O dedi ki, Süfyani de, Mehdi de iki yarış atı gibi çıkarlar ve arkalarından gelenlere karşı galip gelirler. Süfyani'nin doğudaki savaşları, Süfyani'nin Fırat'ı ancak kafir olarak geçeceği. Kabul Ahbar'dan buyurdu ki, Süfyani, Fırat'ı ancak kafir olduğu halde geçer. Bu hadisi İmam Ebu Amur Eddani Sünen'inde, Keza İmam Hüseyin bin Muhammed bin Abdullah el-Kısai de kısası enbiyasında nakletmiştir. Süfyani'nin Kufe'ye gireceği. Naim bin Hammad Ebi Ertaat'tan rivayet etti. Süfyani Kufe'ye girer ve üç günlük bir işgalden sonra altmış bin kişiyi öldürür. Burada 18 gece kalır. Kufe'nin mallarının hepsini paylaştırır. Ancak Süfyani'nin Kufe'ye girişi Türkler ve Rumlarla Karkısa'da çarpışmasından sonradır. Sonra onların aralarına fitneler sokar ve onlardan bir grup Horosan'a döner. Süfyani öldürür, kaleleri yıkar, Kufe'ye girer. Sonra Horosan ehlini arar. Horosan'dan Mehdi'ye itaat edecek bir grup zuhur eder. Sonra Süfyani Medine'ye bir ordu gönderir. Peygamberin soyundan bazı insanları Kufe'ye getirir. Sonra Mehdi ve Mansur çıkıp kaçar ve Süfyani de onları araştırır. Mehdi ve Mansur Mekke'ye vardığında Süfyani'nin ordusu da Beyda'da batmış olur. Sonra Mehdi Medine'ye gelerek Beni Haşim'den hapiste olanları kurtarır ve bu arada siyah bayraklılar çıkarak bir su kenarına varırlar ve bunu duyan Süfyani ile yakınları kaçarlar. Mehdi hare Kufe'ye inerek buradaki Haşimileri kurtarır. Sonra Kufe havalisinden kendilerine usup adı verilen bir cemaat çıkar ki silahlarını fark etmiş olan bir kısım Basralılarda bulunur. Böylece onlar Kufe halkından esir bulunanları Süfyanilerin elinden kurtarırlar. Ve ardından siyah bayraklı ordu biat için Mehdi'ye gelir. Süfyani'nin Kufe ve Bağdat'tan sonra ordularını etrafa göndermesi. Ebu Cafer rivayet etti. Dedi ki, Süfyani Kufe ve Bağdat'a girdikten sonra ordularını etrafa gönderir. Horosan toprağındaki Mavera ün nehirden başında Emevi soyundan birisinin bulunduğu bir fırka Süfyani'nin ordusuna katılır. Onlar için Tunus'ta bir vakada Şırnak'ta görüldükten sonra sağ avucunda bir ben bulunan Haşimi bir gencin komuta ettiği siyah bayraklı bir ordu çıkar ve Allah bu ordunun işlerini ve yolunu kolaylaştırır. Sonra Horosan sınırında onların lehine bir vaka olur. Bu Haşimi karayoluyla ilerler ve Şuayb bin Salih Temimi'nin komutasındaki bir başka orduyla birleşerek Estahir kapısındaki savaştan sonra Mehdi ile buluşurlar. Bu savaşlar atların ayaklarını kanlar içinde bırakacak şiddette olur. Yine allah Teala başında beni adiden bir adamın bulunduğu ve Sicistan'dan gelen bir orduya da yardım edecektir. Rey vakasından sonra Medayin'de de büyük bir vaka olur. Kerkük'te de kurtulabilenin onu anlatacağı bir vaka görülür ve sonra büyük bir katliam meydana gelir.'' Nüseybin arzında da bir vaka olacak ve Ahvaz'da kendilerine usub denilen hepsi de Kufe ve Basralı bir topluluk çıkıp Kufeli esirleri kurtaracaklardır. Süfyani'nin Doğu halkıyla savaşları Keza Naim bin Hammad, Demure bin Habib ve onun hocalarından tahriyec etti. Dediler ki Süfyani ordusunu Horosan ve Fars toprağından Doğu'nun bütün insanlarına karşı gönderir. Doğu halkıyla defalarca savaşır. Bu savaşlar devam ederken Doğu'nun en uç noktasında Beni Haşim'den birisine biat edilir. Beni Haşim'den olan bu genç Horosan ehliyle beraber çıkar ve başlarına Şuayb bin Salih temimi olur. Bu genç sarışın olup hafif sakallıdır.'' beş bin kişilik ordusu vardır. Bu ikisi birleşirler ve Şuayb bin Salih Temimi komutan olur. Bunların karşısına dağlar çıksa ezilir. Süfyani'nin ordusuyla savaşırlar. Ancak Süfyani galip gelir. Haşimi genç kaçar. Şuayb bin Salih de saklanarak Kudüs'e gelir ve Hazreti Mehdi Şam'a ulaştığında onun için Kudüs'te bir ev hazırlar. Velid diyor ki bu Haşimi Mehdi'nin amcasıdır. Bazıları ise onun Mehdi'nin amcaoğlu olduğunu söylemişlerdir. Ve ölmeyerek hizmetten sonra Mekke'ye kaçtığını ve Mehdi zuhur ettiği zaman onun da çıkacağını belirtmişlerdir. Süfyani ordusunun Medine'de Beni Haşim'den insanları öldürmesi, Süfyani ordusunun Medine'deki Haşimileri öldürmesi, Keza Naim bin Hammad Ebu Kubeyl'den tahric etti. Dedi ki, Süfyani bir ordu göndererek Medine'de Beni Haşim'den kim varsa öldürülmesini ister. Beni Haşim'den ele geçirilenler öldürülür ve geride kalanlar dağlara kaçarak Mehdi Mekke'de çıkana kadar saklanırlar. Mehdi zuhur ettiği zaman Medine'den kaçan bu insanlar Mekke'de onun etrafında toplanırlar. Keza Hazreti Ali'den tahric etti. Dedi ki, Medine'ye gönderilen bir ordu, beni Haşim'den kadın ve erkekleri öldürür. Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem ehlinden bir kısmını da esir alır. O zaman Mehdi ve Mebis, Medine'den Mekke'ye kaçarlar. Süfyanî ise onları yakalamak için bir ordu gönderir. Ancak onlar Mescidül Haram'a varmış olurlar. Süfyanî'nin Medinelilerle savaşı. Keza Yusuf bin Zikarabat'tan tahric etti. Dedi ki, Şam'da bir halife olur, Medinelilerle savaşır. Medine ehli kendilerine karşı bir ordunun gelmekte olduğu haberini alınca, içlerinden yedi kişi Mekke'ye giderler ve saklanırlar. Medine reisi Mekke reisine bu yedi kişinin kendisine ulaştığında öldürülmesini ister. Bu durum Mekke reisinin ağrına gider ve bir gece kendisine sığınan bu yedi kişiye önce serbestsiniz, emniyetle gidiniz der. Onlar çıkarlar ancak sonra ikisini geri çağırarak birini öldürür. Diğeri kaçarak arkadaşlarına yetişir ve hep beraber Tayyip'e giderek dağlarda barınırlar. İnsanlar onlarla irtibat kurar. Mekkelilerle savaşırlar fakat esir düşerek Mekke'ye geri getirilirler. Bu yedi kişinin başkanı öldürülür ve geride kalanlar Beyda'da ordunun batma olayına kadar Mekke'de kalırlar. Süfyani ordusunun Beyda'da yere batışı. Hakim Ebu Hureyre'den tahriyec etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şam'ın alt tarafından kendisine Süfyani denen katleder. Onlara karşı Kays toplanır ve onları da öldürür. Hatta zulmü o hale gelir ki Kurtlar bile onu lanetlerler. Sonra Ehli Beytim'den Mehdi Harra'da çıkar ve bu haber Süfyani'ye ulaşır. Ve o Mehdi üzerine bir ordu gönderir. Ancak Mehdi Süfyani'nin ordusunu hezimete uğratır. Süfyani bunun üzerine yanındaki bütün askerlerini toplayarak onun üzerine tekrar bir ordu gönderir. Fakat bu ordu Beyda'ya varınca yere batırılır. Onlardan ancak haberci kurtulur. Süfyani ordusunun bir şahsı aramak için Medine'ye gelişi. Bezzar Hazreti Enes'ten tahriyec etti. Dedi ki bir gün peygamber Ümmü Seleme'nin evinde uyurken birden uyanarak biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz dedi. Ümmü Seleme niçin böyle dedin ya Resulallah dediğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Medineli bir şahsı aramak için Irak tarafından gelen bir ordu sebebiyle ki Allah Teala o ordudan o şahsı korur ve onlar Zulhuleyf'ten Beyda'ya geldiklerinde yere batırılırlar. Onların önde olanları arkadakilere yetişemedikleri gibi arkadakiler öndekilere kıyamet gününe kadar yetişemezler. Süfyani ordusundan 600 yabancı kimsenin olacağı Naim bin Hammad İbn Abbas'tan tahric etti. O dedi ki Medine reisi Mekke'deki Haşimilere bir ordu gönderir. Ancak Haşimiler bu orduyu hezimete uğratır. Bunun üzerine Şam'ın o günkü sahibi olan Süfyani içinde 600 yabancı olan yeni bir orduyu tekrar Haşimilerin üzerine gönderir. Aydınlık bir gecede bu ordu çöle giderken bir çoban fark ederek ''Vay!'' Mekke'nin başına gelene şeklinde söylenirken ordunun birden gözünün önünden kaybolduğunu görünce "Subhanallah, kısa zamanda nasıl da yok oldular." diyerek onların battığı yere gelip ve yarısı yerde, yarısı yerin dışında kalmış bir yorganı yakalayarak çıkarmaya çalışır. Lakin çıkaramaz ve o zaman ordunun toprağa battığını anlar. Mekke reisine bunu müjdelemek için gider ve bunu duyan Mekke reisi elhamdülillah bize kendisinden haber verilen alamet işte buydu der. Batan ordudan sadece iki kişinin kurtulacağı. Keza Ebu Kubeyl'den tahric etti. O dedi ki batan ordudan biri müjdeleyici, diğeri ise korkutucu iki kişi sağ kalır. Müjdeleyici Mehdi'ye, korkutucu ise Süfyaniye haber verir. Bunların ikisi de kelptendir. Beyda'da ordunun batışının Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olduğu. Naim Amr bin Asi'den tahric etti. O şöyle dedi. Beyda'da ordunun yere batırılışı Mehdi'nin çıkış alametidir. Kabe'ye karşı gelen ordunun Beyda'da yere batacağı. Neseyi Ebu Hureyre'den tahric etti. O dedi ki şu beyte bir ordu gelir ancak Beyda'da yere batar. İmam Ahmet, Müslim, Nese'i, İbni Mace, Hazreti Hafsa'dan tahric ettiler. O dedi, şu beyte karşı bir ordu gönderilir. Ancak Beyda'ya girdiğinde bu ordunun önce ortası batar ve baştakiler sondakilere bağırırken hepsi birden batar. Onlardan birkaç haberci dışında kimse sağ kalmaz. Nese'i ve hakim Ebu Hureyre'den tahric ettiler. O dedi ki insanlar Beyda'da bir ordu batana kadar beytin fethinden vazgeçmeyeceklerdir. Beyda'da yere batanların kıyamette niyetlerine göre dirileceği. Buhari ve İbn Mace Hazreti Ayşe'den tahric ettiler. O dedi ki Kabe'ye saldırmak için gönderilen bir ordu Beyda'da yere batar. Kıyamet günü ise herkes niyetine göre dirilir. Ahmet bin Hanbel, Tirmizi, İbni Mace ve Ebu Davud Hazreti Safiye'den tahriyec ettiler. O dedi ki insanlar şu beytin fethinden vazgeçmezler. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Denildi ki İstemeyerek o orduya katılıp batanların durumu ne olur? Buyurdu. Allah onları niyetlerine göre diriltir. Ahmet bin Hambel ve Müslim Ümmü Seleme'den tahric ettiler. O dedi ki Mehdi beyte iltica ettiğinde üzerine her taraftan ordular gönderilir. Ancak bunlar beydada batarlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme istemeyerek gidenlerin durumunun ne olacağı sorulduğunda buyurdu ki kıyamet günü herkes niyetine göre dirilecektir. Süfyani ordusunun Kabe'deki bir zatı. Mehdiyi aramaya gelmesi Tabarani Ümmü Seleme'den tahriç etti. O dedi ki: "Ümmetimden bir grup Mekke'deki bir adama karşı gönderilir. Ancak Beyda'da yere batarlar. Onların battığı yer aynı ancak niyetleri ayrıdır." Tabarani Efsah'ta Ümmü Habibeden tahriç etti. O dedi: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu: Doğu tarafından bir kısım insanlar Beyt'teki bir şahsı aramak için yola çıkarlar. Beyda denilen yere geldiklerinde yere batırılırlar. Musannif diyor ki Şeyh İbni Haceri Mekki'de El Kavlul Muhtasar ve Alametil Mehdi'yil Muntazar'da bu konuda şöyle nakletmektedir. Irak tarafından bir ordu Medineli bir şahsı aramak için yola çıkar. Bu şahıs Mehdi'dir. Ancak Cenab-ı Hak onları engeller ve Zulhuleif yakınında Beyda'da yere batırılırlar. Öyle ki altta kalan üsttekini, üstte kalan alttakini kıyamete kadar göremez. Bu ordunun Irak tarafından geleceği rivayetiyle doğudan geleceği rivayeti arasında bir zıtlık olmadığı gibi, pek çok nakilden açık olarak anlaşılacağı gibi onlar Şam ehlinden olacaktır. Süfyani'nin helaki. İbni Asakir Halit bin Mildan'dan tahric etti. O dedi ki Süfyani'nin helaki bir cemaati iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olur. Mehdi, Gota bölgesinde Haresta e adı verilen bir köy batmadan çıkmaz. Naim, Hakim bin Nafi'den tahric etti. Dedi ki, Süfyani Türklerle savaştıktan sonra onun yok edilmesi görevi Mehdi'nin elinde olur. Mehdi ilk kurduğu orduyu da Türk tarafından düşmanlara gönderir. Hazreti Mehdi'nin zuhuru. Zuhurundan önceki ve zuhuru sırasındaki nidalar. Hacılar Mina ve Arafat'tayken duyulacak nidalar. Kezza hakem bin nafiden tahric etti buyurdu ki, kabileler arasındaki savaşlardan sonra insanlar Mina ve Arafat'tayken münadi emriniz falandır diye seslenir ve arkasından ikinci bir ses gelir. Agah olun, bu münadi kesinlikle doğru söyledi der. Bunun üzerine insanlar silahlarını sıyırırlar, şiddetle çarpışırlar. İşte o zaman semadan Kendini belli eden bir el görünür ve savaşsa şiddetlenir. Hak yardımcılarının sayıları Bedir savaşçıları sayısınca kalana kadar bu şiddet devam eder ve onlar da sahiplerine Mehdi'ye biat etmek için giderler. Mekke'de günahsız insanlar öldürüldüğünde duyulacak nida. Keza Ammar bin Yasir'den tahric etti. Buyurdu ki Mekke'de hiç yoktan günahsız insanlar öldürüldüğünde semadan emiriniz falandır, İşte bu Mehdi'dir ki yeryüzünü adalet ve bollukla dolduracaktır şeklinde bir nida duyulur. İkdud Durer isimli kitapta bu nida yeryüzünü kaplar ve her dilin ehli onu kendi lisanında işitir denilmektedir. Muharrem'de zuhur esnasında duyulacak nidalar. Keza Şehir bin Havşep'ten tahric etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Muharrem ayında bir münadi semadan Agah olun. Allah'ın seçtiği kişi falandır. Onu dinleyin ve itaat edin diyecektir. Ve bu çok şiddetli savaşların ve fitnelerin bulunduğu bir senede olacaktır. Ebu Naim İbni Ömer'den tahric etti. O dedi ki Resulullah şöyle buyurdu. Hazreti Mehdi başı üzerinde bir bulut olduğu halde çıkacak. O bulutta bir münadi bu Allah halifesi Mehdi'dir. Ona tabi olun diye nida edecektir. Ebu Naim ve Hatip telhisül müteşabihe isimli eserinde İbni Ömer'den tahric ettiler. Resulullah şöyle buyurdu. Mehdi Aleyhisselam başı üzerinde bu Mehdi'dir ona uyunuz diye nida eden bir melek olduğu halde çıkacaktır. İbni Ebu Şeybe Asım bin Ömer Beceli'den tahric etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir adam semadan ismiyle mutlaka çağrılacak ve delil onu inkar etmeyecek, zelil ona mani olmayacaktır. Suhur Şekli Yedi âlimin Hz. Mehdi'yi arayıp bulması ve biat almaya zorlaması. Naim bin Hammad, İbni Mesud'dan tahriyeci etti. O şöyle dedi. Ticaret ve yolların kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı zaman muhtelif beldelerden yedi alim, her birinin beraberinde 310 küsür kişi olduğu halde birbirlerinden habersiz bir şekilde Mekke'de bir araya gelirler. Biri diğerini burada ne arıyorsun diye sorar. Ona şöyle derler. Biz o şahsı aramak için geldik ki fitneler onun eliyle sönebilir. Konstantiniye onunla fethedilir.'' Biz onu ismiyle ve anasının, babasının ismiyle ve ordusuyla tanırız. Mekke'de olduğunu da biliyoruz. Bu yedi alim bu konuda birleşirler, onu ararlar ve Mekke'de bulurlar. Ve kendisine sen falan oğlu falansın derler. O ise ben sadece ensardan birisiyim der. Onların elinden kurtulur. Onu tanıyan ve bilenlere anlatırlar. Bunun üzerine aradığınız sahibiniz odur ve Medine'ye gitmiştir denilir. Bu defa onu ararlar. Halbuki o tekrar Mekke'ye dönmüştür. Onu tekrar Mekke'de bularak yine sen falan oğlu falansın, annen de filan kızı filan edir. de şu, şu alametler vardır. Birinci defa bizden kurtuldun uzat elini sana biat edelim derler bunun üzerine o ben aradığınız değilim der ve tekrar Medine'ye gider Medine'de yine aranınca tekrar Mekke'ye döner Mekke'de kendisini rükünde bularak şöyle der Eğer biatlarımızı kabul etmezsen bizi aramakta olan ve başında Haddam'dan birisinin bulunduğu Süfyani ordusuna karşı korumazsan, günahlarımız senin üzerine ve kanlarımız da boynuna olsun derler. Bunun üzerine Mehdi, rükünle makam arasında oturur ve elini uzatarak biatlarını kabul eder. Allah da onun muhabbetini insanların sinelerine yerleştirir. O daha sonra gündüz aslan, gece ise abid olan bir kabimle beraber olur. Hazreti Mehdi'nin önce biat almayı istememesi. Dani, Katade'den tahriyic etti. O dedi ki, fitne içindeki insanlar, kan akıtıldığı bir zamanda evinde oturmakta olan Mehdi'ye gelir ve ''Bizim için kalk artık'' der. O ise kabul etmez. Ancak, Ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez. Keza Zühri'den tahriyeci etti. O dedi ki Hazreti Fatma'nın soyundan gelen Mehdi Mekke'de meydana çıkarılır ve istemediği halde kendisine biat edilir. Keza Katade'den tahriyeci etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mehdi Medine'den Mekke'ye gelir ve kendisi istemediği halde insanlar onu kendi aralarından çıkarıp rükun ile makam arasında ona biat ederler. Allahü Teala Hazreti Mehdi'yi bir gecede olgunlaştırır. Keza Ebu Said il Hudri'den tahric etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah Mehdi'yi bir gecede ıslah eder. Hz. Mehdi, Muharrem'in 10. gecesi yatsı vaktinde zuhur eder. Ebu Cafer radıyallahu anh'dan rivayet edildi. Şöyle dedi, Mehdi aşure günü zuhur eder. O gün Hüseyin bin Ali radıyallahu anh şehit edilmiştir ve o Muharrem ayının 10. cumartesi günü olmuştur.'' o rükünle makam arasında kaim olur. Cebrail aleyhisselam onun sağında, Mikail aleyhisselamsa solunda olur. Arzın muhtelif yerlerinden gelen taraftarları toplanırlar ve ona biat ederler. Böylece yeryüzü daha önce zulüm ve cevirle dolduğu gibi şimdi de adaletle dolar.'' Hazreti Mehdi'ye rükûn ile makam arasında biat edilir. Keza Ebu Hureyre'den tahric etti. O şöyle dedi. Rükûn ile makam arasında Mehdi'ye biat edilir ve zamanında ne uykuda olan uyandırılır ne de herhangi bir kan akıtılır. Hazreti Mehdi'ye ilk önce Bedir ehli kadar kişi biat eder.'' Tabarani, Evsat'ta ve Hakim, Ümmü Seleme'den tahric ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mehdi'ye Bedir ehli sayısınca kişi rukun ve makam arasında biat eder. Irak halkının ileri gelenleri ve Şam evdalları ona gelirler. O zaman Şam'dan bir ordu ona karşı savaşmak için gelir. Ancak Beyda'ya girdiğinde yere batırılır. Beyda, Medine ile Mekke arasında bir mevkidir. Hz. Mehdi'nin biattan sonra iki rekat namaz kılıp minbere çıkması. Keza İbni Abbas'tan tahriyec etti. O şöyle dedi. İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir onun yardımcıları Şam ehlinden sayıları Bedir ashabının sayıları kadar 315 kişidir. Bunlar Şam'dan ona gelirler ve onu Mekke'de Safa'daki bir evden çıkararak kendisi istemediği halde ona biat ederler. O da onlarla birlikte makamın yanında iki rekat namaz kıldıktan sonra minbere çıkar. Keza Hz. Ali'den tahriyeci etti. O şöyle dedi. Başına Şuayb bin Salih Temimi'nin bulunduğu siyah bayrakla ordu, Süfyani'nin memleketinde çıktığı zaman insanlar Mehdi'yi arar ve o Resulullah'ın bayrağıyla insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve onun çıkışından ümit kesildiği bir sırada Mekke'de zuhur eder. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der. Ey insanlar! Ümmeti Muhammed ve bilhassa onun ehli beyti çok belalar gördü ve bizler kahır ve haksızlığa maruz kaldık. Hz. Mehdi'nin biattan sonraki hitabesi. Keza Cafer'den tahriyeci etti. O şöyle dedi. Mehdi yatsı vaktinde, Resulullah'ın bayrağı, gömleği, kılıcı ve nur ve beyan gibi daha birçok alametler yanında olduğu halde Mekke'de zuhur eder. Yatsı namazını kıldıktan sonra en yüksek sesiyle hitap eder. Yatsı namazını kıldıktan sonra şöyle hitap eder: "Ey insanlar! Ben size Allah'ı hatırlatıyorum. Yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda yerinizin ne olacağını haber veriyorum. Allahü Teala size pek çok deliller ve peygamberler göndermiş. Kur'an'ı indirmiş ve size şöyle emretmiştir. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah ve Resulüne itaati koruyun. Kur'an'ın ihya ettiğini diriltin. Yasaklarını yasaklayın. Ve siz Mehdi'ye yardımcılar ve destekler olun. Zira dünyanın fena bulması ve zevale ermesi yaklaşmıştır ve bu kesindir. Ben sizi Allah'a ve Resulüne, onun kitabıyla amel etmeye, batılı yok edip sünneti ihya etmeye davet ediyorum. Bu hitaptan sonra yanında Sonbahar bulutları gibi birbirinden habersiz toplanan Bedir ehli sayısınca 313 kadar insanla birlikte zuhur eder. Onun ashabı gece abid, gündüzse aslanlar gibidir. Allah Mehdi için Hicaz toprağı fethederek hapisteki Haşimilerin hepsini kurtarır. Siyah bayraklarsa Huve'ye inip biat için Mehdi'ye adam gönderirler. Hazreti Mehdi ordusunu her tarafa gönderir. Zulmü ve zalimlerin hepsini yok eder. Beldeler onun emrine girer. Allahü Teala onun elindeki Konstantiniye'nin fethini müyesser kılar. Mehdi'nin yardımcıları, çeşitli yardımcılar. Hz. Mehdi'nin etrafında toplanacakların vasıfları. Muhammed bin Hanefi'den rivayet edildi ki, bir gün biz Hz. Ali'nin yanındayken birisi Hz. Mehdi'den sual etti. Ali radıyallahu an hey ha. dedi. Sonra eliyle bir dokuz yaptı ve sonra da o ahir zamanda kişiye Allah'tan kork, Allah'tan kork denildiği zamana çıkar dedi ve şöyle devam etti. Bulutların semada toplandığı gibi Allah onun etrafına bir kavim toplar, onların kalplerini uzlaştırır. Onlar içlerinden şehit düşene üzülmez, kendilerine katılanı da sevinmezler. Sayıları Bedir ashabı kadardır, evvelkiler onları geçmediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler.'' ve onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır. İbn Cerir Tehsibil Asar'da şöyle tahric etti. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren deliğiniz olan kimseye katılın. O Mekke'dedir, o Mehdi'dir ve ismi Muhammed bin Abdullah'tır. Şam evdalları ve doğunun ileri gelenleri ona katılırlar ki onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan, gece de abidlerdir. Kufe, Yemen ve Şam ebdallarıyla Cebrail ve Mikail aleyhisselamın kendisinin yardımcılarından olacakları. Naim bin Hammad, Kaab'dan tahriyec etti, buyurdu ki, Katadi'nin söylediği gibi Mehdi, zamanındaki insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları ve ona biat edenler Kufe, Yemen ve Şam ebdallarından olacaktır. Cebrail onların önünde, Mikail de onların arkalarında bulunur. O mahlukat arasında sevilir. Allah kör fitneleri onun vasıtasıyla söndürür. Her yer emin bir hale gelir. Yanında bir adam olmadan bir kadın beş kadın arkadaşıyla birlikte Allah'tan başka kimseye güvenmeden rahatlıkla hacca gidebilecek. Onun zamanında yer ve gök bereket yağdıracaktır. Kufe ehlinin mesut insanlardan olduğu İbni Said ve İbni Ebi Şeybe İbni Ömer'den tahric ettiler. O şöyle dedi. Ey Kufe ehli! Siz Mehdi sebebiyle insanların en mesudusunuz. Başlarında Kinde kabilesinden topal bir adamın bulunduğu bayraklılar. Keza Kaaptan tahriyec etti. O şöyle dedi. Mehdi'nin çıkış alametlerinden birisi de batıdan başlarında Kinde kabilesinden topal bir adamın bulunduğu bayrakların çıkmasıdır.'' Afrika'dan gelecek esmer bir adamın da yardımcılardan olacağı Keza Ebu Kubeyl'den tahric etti. O şöyle dedi: Afrika'da bir emir 12 yıl hüküm sürdükten sonra bir fitne görülür ve orasını adaletle dolduran esmer bir adam başa geçer ve sonra Mehdi çıktığında ona biat ederek onun lehinde savaşır. Şam'da görülecek küçük siyah bayraklı bir adam. Naim bin Hammad kaptan tahric etti. O şöyle dedi. Bir adam Şam'a bir adam da Mısır'a malik olduklarında Şamlıyla Mısırlı savaşıp Şam ehli Mısır kabilelerini esir ettiğinde ve yine Şam'dan küçük siyah bayraklı bir adam görüldüğünde işte o Mehdi'nin itaatına girer. Afganistan'dan gelecek yardımlar. Ebu Ganim Kufi fitende Hazreti Ali bin Ebi Talip'ten tahric etti. O şöyle dedi. Talikan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah-u Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman mehdisinin yardımcılarıdır. Ashabı keyfin yardımcılardan olması. İbn Merduye tefsirinde İbn Abbas hadisini merfu olarak tahric etti. O şöyle dedi: Ashab-ı keyf Mehdi'nin yardımcıları olacaktır." İmam Ebu İshak Salebi Kur'an tefsirinin Ehli Keyf kıssasını anlatırken şöyle söyler: "Mehdi çıktığı zaman Ehli Keyf'e gidip selam verince Allah onları diriltecek ve Mehdi'nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra yattıkları yere dönüp kıyamete kadar kalkmazlar. İmam Suyuti ve İbni Hacer'in görüşleri. İmam Suyuti diyor ki, Ashab-ı Keyf'in uykusunun bu zamana kadar tehirinin sebebi Allah'ın onlara bir ihsanıdır. Çünkü onlar Mehdi'ye yardımcı olacak ve böylece ümmeti Muhammed'e dahil olma şerefi kazanacaklardır. İbni Hacer'i Mekki'de şöyle dedi. Mehdi'ye yardım edecek olanların Doğu tarafından geleceği rivayetiyle Irak tarafından geleceği rivayet arasında bir zıtlık yoktur. Zira pek çok nakilden de açıkça anlaşıldığı gibi onlar Şam ehlinden olacaktır.'' Doğudan gelecek siyah bayraklılar. Hz. Mehdi'ye yardım edecek şarktan bir cemaat çıkacağı. i̇bn Mace ve Tabarani, Abdullah bin Haris bin Cüzzebidi'den tahric etti. O şöyle dedi, Resulullah buyurdu. Şarktan bir cemaat çıkar ve Mehdi'nin saltanatına yardım ederler. Hazreti Hasan evladından birisinin doğu tarafından çıkacağı. Tamman, Fevahit isimli eserinde ve İbni Asakir, Abdullah bir amırdan tahriyec ettiler. Buyurdu ki Hasan'ın evladından birisi doğu tarafından çıkacak. Eğer ona dağlar bile karşı gelse onları ezecek ve kendisine o dağlarda yollar edilecektir. Naim bin Hammad Hazreti Ali bin Ebi Talip'ten tahric etti. Buyurdu, Mehdi'den önce onun ehli Beytinden doğuda bir zat çıkar. Hedefi Beytül Makdis, Kudüs olarak o 18 ay omuzunda kılıç taşır, öldürür, yaralar ancak oraya varamadan ölür. Mavera-ün Nehir'den Haris ve Mansur isimli iki kimse çıkacağı, Ebu Davud Hazreti Ali'den tahriyec etti. Dedi ki peygamber şöyle buyurdu. Mavera ül nehirden bir adam çıkar. Adına Haris denir. O çok savaşçıdır. Onun önünde ise ismine Mansur denen birisi bulunur. Ve Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl yardım etmişlerse o da Ali Muhammed'e öyle yardım eder.'' her mümine ona yardım etmek vacip olur. Yahut da ona icabet vacip olur dedi. Horasan'dan çıkacak siyah bayraklıların Kudüs'e gireceği, Ahmet ve Tirmizi ve Naim bin Hammad Ebu Hureyre'den tahriyec ettiler. O şöyle dedi. Resulullah buyurdu. Horasan'dan siyah bayraklılar çıkar ve Kudüs'e bayraklarını dikene kadar Onları kimse durduramaz. Horasan'dan çıkacak siyah bayraklıların Kufe'ye inecekleri Keza Ebu Cafer'den tahriç etti. O şöyle dedi: Horasan'dan çıkan siyah bayraklılar Kufe'ye iner ve Mehdi Mekke'de ortaya çıktıktan sonra ona biat için elçi gönderir. Horasan'dan çıkacak siyah bayraklılara katılma emri Naim bin Hammad Hakim ve Ebu Naim Zevvan'dan tahriyec ettiler. O şöyle dedi. Resulullah buyurdu. Horosan tarafından siyah bayraklılar çıktığını gördüğünüzde kar üzerinde sürünerek de olsa onlara katılın. Çünkü içlerinde Allah'ın halifesi Mehdi vardır. Hasan bin Süfyan ve Ebu Naim Şevban'dan tahriyec ettiler. O Şöyle dediler, Resulullah buyurdu. Doğudan siyah bayraklılar çıkar, onların yürekleri demir gibidir. Kim onları işitirse, kar üzerinde sürünerek de olsa gitsin ve ona biat etsin. Siyah bayraklı orduya destek olmak lüzumu. Keza Hasen'den tahriyec etti. O dedi ki, Resulullah... Ehli beytinin karşılayacağı bir musibetten bahsederek şöyle buyurdu bu musibet doğudan siyah bayraklı bir ordu çıkana kadar devam eder. Kim bu orduya destek olursa Allah ona yardım eder. Kim engellemeye kalkarsa da onu perişan eder. Sonunda onlar ismi benim ismim olan birisine gelerek onu başa geçirirler. Allah da onları zafere ulaştırır. Doğudan gelecek siyah bayraklıların Hz. Mehdi'nin itaatına girecekleri. Keza Said bin Müseyyep'ten tahric etti. O şöyle dedi: Resulullah buyurdu. Doğudan beni Abbas'a ait siyah bayraklar çıkar. Onlar bir süre devam ettikten sonra yine doğudan bu kez küçük bayraklar çıkar ve Ebu Süfyan'ın soyundan bir adamla savaşarak Mehdi'nin itaatına girerler. İbn Kesir'in bu konuyla ilgili görüşü. Bu siyah bayraklılar Ebu Müslimi Horasani'nin kendisi Emevi devletini yıktığı siyah bayraklar değildir. Bu siyah bayraklar Hz. Mehdi'ye öncülük edeceklerdir. Hz. Mehdi zuhur ettiğinde ona katılma ve biat emri. i̇bn Mace ve Sahih diyerek hakim ve Ebu Naim sevbandan tahriyec ettiler. Resulullah buyurdu, Sizin hazinenizin yanında hepsinde bir halifenin oğulları olan üç kişi öldürülür ve bu hazine hiçbirisine nasip olmaz. Sonra doğu tarafından siyah bayraklar çıkarak hiçbir kavmin yapmadığı bir şekilde savaş yapar ve ardından Allah'ın halifesi Mehdi gelir. Siz onun ismini işittiğinizde, kar üzerinde sürünerek de olsa ona gelin ve ona biat edin. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Siyah bayraklılar ve Hazreti Mehdi'nin bayraktarı. Siyah bayraklıların öncü kumandanının Şuayb bin Salih Demimi olacağı. Naim bin Hammad Ebu Cafer'den tahric etti. O şöyle dedi. Beni Haşim'den sağ avucunda ben bulunan bir genç, siyah bayraklarla Horosan'dan çıkar. Onun önünde Şuayb bin Salih bulunur ve Süfyani ordusuyla savaşıp onları hezimete uğratır. Keza Hazreti Ali'den tahric etti. O şöyle dedi, sol avucunda ben bulunan Haşimi bir gencin içinde bulunduğu siyah bayraklı bir ordu çıkar. Onların önünde Şuayb bin Salih Temimi adındaki şahıs bulunur. Bu ordu Süfyani ile savaşır ve onun ordusunu hezimete uğratır. Siyah bayraklıların Süfyani ordusunu yenmeleri. Keza Hazreti Ali'den tahriyec etti. O şöyle dedi. Süfyani'nin kuvveti Kufe'ye girdiğinde o Horasan ehlini aramak için ordu gönderir. Horasan ehli ise Mehdi'yi arar ve Haşimi gençlerle birlikte başlarında Şahib bin Salih Temimi'nin bulunduğu siyah bayraklarla birleşirler. Bu ordu Es-Sahir kapısında Süfyani ile karşılaşır. Büyük bir savaş olur. Neticede siyah bayraklılar galip gelir. Süfyani kuvvetleri kaçar. İşte o zaman insanlar Mehdi'yi temenni ederler ve ararlar. Şuayb bin Salih'in, Hazreti Mehdi'nin bayraktarı olacağı. Naim bin Hammad, Ammar bin Yasir'den tahric etti. O şöyle dedi. Mehdi'nin evvelinde Şuayb bin Salih olacaktır. Tabarani Evsat saat'ta İbni Ömer'den tahric etti. O şöyle dedi. Peygamber bir gün Hazreti Ali'nin elinden tutarak şöyle buyurdu. Bunun soyundan bir genç çıkar ve arzı adaletle doldurur. Siz onu gördüğünüzde temimi genci arayın. Çünkü o doğudan çıkacak ve Mehdi'nin bayraktarı olacaktır. Keza Ammar bin Yasir'den tahric etti. O şöyle dedi. Süfyani Kufe'ye ulaştığı ve Hazreti Ali Muhammed'in yardımcılarını öldürdüğü zaman Mehdi çıkar ve onun bayraktarı Şuayb bin Salih Temimi olur. Şuayb bin Salih'in vasıfları Naim bin Hammad Hasan'dan tahric etti. O şöyle dedi. Şuayb bin Salih Temimi orta boylu, esmer, hafif sakallı olup elbiseleri beyaz ve bayrakları siyah olan dört bin askerle çıkar. Bunlar Mehdi'nin önünde dururlar.'' ...ve karşılarına çıkan herkesi... ...hezimete uğratırlar. Hazreti Mehdi'nin savaşları ve fetihleri. Kudüs'e gelmeden önceki hareketleri. Hazreti Mehdi'nin beraberinde... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...bayrağının bulunacağı. Keza Abdullah bin Şüreyk'ten tahric etti. O şöyle dedi. Mehdi'nin beraberinde püskülleri olan Resulullah'ın bayrağı bulunur. Hazreti Mehdi'nin bayrağında biat Allah içindir şeklinde yazı olduğu. Keza İbn-i Sirin'den tahric etti. O şöyle dedi. Mehdi'nin bayrağında biat Allah içindir yazılıdır. Bayraktarın vasıfları ve Kudüs'e ulaşacağı. Keza Ka'ab bin Alkame'den tahric etti. O şöyle dedi yaşı küçük, sakalı hafif ve sarışın bir genç çıkar. Mehdi'nin bayrağını taşır ve karşısına dağlar bile çıksa onları ezerek Kudüs'e kadar ulaşır. Hz. Mehdi'nin sünnet üzere çarpışacağı. Keza Hz. Ali ve Hz. Ayşe'den tahriyec etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mehdi benim ıtretimden bir raculdur. Benim bahi üzerine savaştığım gibi o da benim sünnetim üzere çarpışır. Hazreti Mehdi eliyle sünnetleri ihya edileceği İbni Münavi Melahim de Hazreti Ali'den tahric etti. O dedi ki: Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi ölüm, açlık, fitneler, sünnetin kaybolması, bidatlerin ortaya çıkması emri bil maruf ve nehyanil münker imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman, benim evladımdan Muhammed bin Abdullah'la Cenabı ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketiyle müminlerin kalbi ferahlar. Acem ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir. Bu durum bir müddet devam ettikten sonra o vefat eder.'' Hazreti Mehdi'nin Hazim kabilesi üstüne yürümesi. Keza İbn Mesud'dan tahric etti. O şöyle dedi: Muhtelif beldelerden yedi alim birbirlerinden habersiz olarak gelip Mekke'de buluşur ve Hazreti Mehdi'ye biat ederler. Halbuki bunlardan her birine 310 küsür kişi biat etmiştir. Mekke'ye toplanan bu insanlar Mehdi'ye biat ederler. Allah Teala insanların kalplerine onun muhabbetini yerleştirir. O, başlarında Hazim kabilesinden bir adamın bulunduğu ve Süfyani'ye biat etmiş Mekkeli gruplara karşı yürür. Hazreti Mehdi, yanındakileri arkasına alarak, üzerinde bir entari ve cübbe olduğu halde çıkar ve Hazim'e gelir. Burada da biatları kabul eder. Ancak Kelp kabilesi Onların biatlarına kızarak bir ordu hazırlar. Fakat Hazreti Mehdi onları yenerek yok eder ve Allah onun eliyle Rumları da hezimete uğratır. Allah onun eliyle fakirliği giderir ve Mehdi Şam'a iner. Hazreti Mehdi'nin amcaoğlu bir Hasanla görüşmesi. Emirü'l-Mü'minin Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tan buyurdu ki, biri batıda, biri cezirede, birisi de Şam'da olmak üzere üç grup bayrak dikilir. Fitne, bunların arasında bir yıl devam ettikten sonra Süfyanî'nin çıkışı ve yaptığı zulüm ve fücuru anılır. Sonra Mehdi Aleyhisselam'ın hurucu, insanların rükunla makam arasında ona biatları anılır ve Hz. Mehdi hazırladığı askeriyle yavaşça ve sekinetle Kura Vadisi'ne kadar yürür. Burada kendisine 12 bin kişilik ordusuyla amcaoğlu bir Hasani, Hz. Hasan soyundan birisi yetişir ve ona şöyle der. Ey amcaoğlu, bu ordunun başına ben daha layığım. Çünkü Hasan'ın oğlu benim ve Mehdi benim der.'' gerçek Mehdi de hayır gerçek olan Mehdi benim der. Bunun üzerine Hasan ona o halde sendeki alametler nedir? Varsa biad ederim cevabını verir. Bunun üzerine Mehdi bir kuşa işaret ederek kuş eline düşer. Bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. Bunun üzerine Hasani ona der ki, ''Ey amcaoğlu, bu emirlik senindir. Emirül Mü'minin Ali bin Ebi Talip'ten buyurdu ki, Mehdi bir kuşa işaret eder, kuş ellerine düşer, bir yere kuru bir dal diker, dal yeşerir ve yapraklanır. Hazreti Mehdi'nin önünde Cebrail Aleyhisselam'ın, arkasındaysa Mikail Aleyhisselam'la birlikte Şam'a doğru yola çıkacağı. Bu Zeyfe bin Yamani'den Mehdi kıssası hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurur ki, onun çıkışı ve ona biatlaşma rükun ve makam arasında olur ve Mehdi önünde Cebrail, arkasında Mikail olduğu halde Şam'a doğru yola çıkar. Sema ve arz ehli, kuşlar ve vahşi hayvanlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. İmam Ebu Ömer ve Osman da Said el-Mukarri'nin Sünen isimli kitabında bu hadisi aynen rivayet etmişlerdir. Hazreti Mehdi ve arkadaşlarının her zalime karşı galip gelecekleri. Tabarani evsatta Ümmü Seleme'den tahriyeci etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Doğunun hakimi Batı Meliki'ne gider ve onu öldürür. Sonra Batı Meliki de doğuya gider, onu öldürür. Ondan sonra Batı Meliki Medine'ye bir ordu gönderir. Ancak bu ordu yere batırılır. Sonra ikinci bir ordu gönderir. Bu arada Medine halkından bir kısım insanlar bir araya gelirler. Haremden çıkan bir kimsenin etrafında dağınık olarak gelen kuşlar gibi toplanırlar. Öyle ki aralarında Kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime ve cebar oğlu cebara galip gelir. Onun devrinde ölülerin dirilere imleneceği bir adalet görülür. O 7 yıl kalır. Hz. İsa'nın 40 senelik döneminde sonraysa yerin altı üstünden daha hayırlı olur. Hazreti Mehdi'nin Süfyani ile savaşı. Hazreti Mehdi ile Süfyani ordusu karşılaştıklarında semadan gelecek bir ses. Keza Zühri'den tahriyeci etti. O dedi ki ordunun Beydağ'da batmasından sonra yanında Bedir ehli sayısınca insanla Hazreti Mehdi çıkar. O ve Süfyani ordusu karşı karşıya gelir. Mehdi'nin askerlerinin miğferleri zırhtan olur ve o gün semadan bir ses, Ey insanlar! Allah'ın yeryüzündeki dostları Mehdi'ye tabi olanlardır, der. Süfyani ve ordusu hezimete uğrar ve kendilerinden savaşa girmeyen ancak küçük bir grup kalır. Bunlar kaçarak Süfyani'ye haber götürürler. Mehdi Şam'a geldiğinde Süfyani de dahil pek çok insan biat etmek için ona gelirler. Yeryüzü de adaletle dolar. Keza Zühri'den tahriyec etti. Buyurdu. Süfyani ve Mehdi savaş için karşı karşıya geldikleri günde semadan şöyle bir ses işitilir. Allah'ın evliyası falanın ashabıdır yani Mehdi Aleyhisselam'ı kastediyor. Esma binti Ümeys dedi ki, o günün alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir. Süfyani'nin esir alınıp öldürülmesi. Keza Velid bin Müslim'den tahric etti. Velid şöyle dedi, Muhammed bin Ali'den şöyle duydum. Süfyani ve Kelp kabilesiyle Hz. Mehdi, Beytül Makdis yani Kudüs'te savaşır ve Süfyanî esir olarak getirilir. Mehdi'nin emriyle rahmet kapısında öldürülür. Onların ganimetleri ve kadınları da Şam caddelerinde satılır. Hz. Mehdi ile Süfyani arasındaki savaşa ait çeşitli rivayetler. Hz. Ümmü Seleme'den gelen bir rivayet. İbni Ebi Şeybe, Ahmet ve Ebu Davud Ebu Yala ve Tabarani Ümmü Seleme'den tahriyec ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir halifenin ölümünden ihtilaf olur. Mekke'ye gitmek üzere Medine ehlinden bir racul çıkar ve Mekke halkından bir kısım insanlar ona meydana çıkarır ve rükunuyla makam arasında ona biat ederler. Şam'dan ona karşı bir ordu gönderilir ancak bu ordu Beyda'da toprağa batırılır. İnsanlar bunu görünce Şam evdalları ve Irak ehlinin önde gelenleri ona gelip biat ederler. O zaman etrafında Kelp kabilesinden insanlar olan Kureyşli bir adam çıkar ve Mehdi onların üzerine bir ordu gönderir ve bu ordu onlara galip gelir. Mağlup olan Kelp ordusudur. Cennet kelp ganimetlerinde hazır olanlara olsun. Mehdi malı paylaştırır. İnsanlar arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre amel eder ve İslam'ı hakim kılar. Yedi sene kalır, sonra vefat eder. Müslümanlar onun üzerine namaz kılarlar. Süfyani ile yapılacak savaşlar hakkında Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh'tan gelen rivayet. Dani Huzeyfe'den tahriyec etti. O dedi ki, Resulullah şöyle buyurdu. Zevra'da bir savaş olur. Huzeyfe ise, ya Resulallah, Zevra nedir? dedi. Buyurdu. Zevra, doğuda nehirler arasında bulunan ve ümmetimin en şerlilerinin yaşadığı bir şehirdir. Zalimler hep orada otururlar. Onlara dört çeşit bela musallat olur.'' kılınçtan geçirilir, yere batırılır, tufana maruz kalır ve hayvan suretine değiştirilirler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Habeşliler Araplarla savaşmak isterler ancak onlar korkup Ürdün toprağına sığınırlar. Bu arada Süfyani 360 süvariyle Şam'a varır ve bir ay içinde 30 bin kişi onlara iltihak eder.'' Süfyani daha sonra ordusunu Irak'a gönderir ve Zevra'da yüz bin kişiyi öldürür. Nihayet Kufe'ye varır ve onları esir ederek bir ordu daha hazırlar ve onu Medine'ye gönderir. Ancak bu arada doğuda başlarında Şuayb bin Salih Temimi'nin bulunduğu bir ordu toplanır ve düşmanlarını yok ederek Kufeli esirleri kurtarır. Süfyani'nin Medine'ye gönderdiği ordu, üç günlük bir işgalden sonra Mekke'ye yönelir. Ancak Beyda'ya geldiğinde allah Teala, Ya Cebrail, onları cezalandır emriyle, Cebrail aleyhisselamı gönderir ve Cebrail bir ayağını yere vurarak bu orduyu toprağa gömer. Sadece Süfyani'ye haber getirecek iki kişi sağ kalır. Bu iki kişi Süfyani'ye gelip durumu anlattığında o herhangi bir korku duymaz. Bu sırada Kureyş soyundan bir grup insan Konstantiniye'ye kaçar. Ancak Süfyani Rum büyüğüne haber göndererek bunları geri istetir. Bu kişiler ona iade edilir. Süfyani'ye de Şam kapısında onların boynunu vurdurur. Huzeyfe devam ederek o gün o kadar çirkin olaylar olur ki Şam kapısında gezdirilen bir kadın, mihrapta Süfyani'nin dizlerine oturtulur. Bunu gören Müslümanlardan birisi, ''Yazıklar olsun size, imandan sonra küfre mi düştünüz, bu helal değildir.'' der. Ancak Süfyani tarafından boynu vurdurulur. Bu olayı yayan herkesin de boynu vurulur. İşte o zaman semadan şu ses duyulur. ''Ey insanlar!'' allah Teala size münafık ve zalimlere uymayı men etmiş ve Mekke'de bulunan yeryüzündeki insanların en hayırlısı ismi Ahmet, babasının adı Abdullah olan Mehdi'yi reisiniz kılmıştır. Ona uyun ve emrini dinleyin. Bu sırada İmran bin Hüseyin Mehdi'nin nasıl bilineceğini sordu. Resulullah şu cevabı verdi. O benim evladımdandır tavrı beni İsrail ricali gibidir. Üstünde pamuktan iki cübbe bulunur. Cebrail arkasında Mikail ile Şam'a doğru yola çıkar ve onun hilafetine yer, gök ehli, yabani hayvanlar, kuşlar hatta denizdeki balıklar bile sevinir. Zaman bereketli olur. Nehirler suyunu, yer verimini artırır. Hazineler çıkarılıp Şam'a getirilir.'' Süfyani, dalları hire ve taberiyeye doğru uzanan bir ağacın altında öldürülür. Kelp kabilesi de yok edilir. Orada imkansızlık nedeniyle de olsa bulunamayan hüsrana uğramıştır. Onlar tevhid ehli olduğu halde onlarla savaşmak nasıl doğru olabilir? Şeklindeki sualini de Resulullah şöyle cevaplandırmıştır. Onlar mürtettirler. Zira şarabı helal sayarlar ve namazı da kılmazlar. Hazreti Mehdi'nin Kudüs'ten sonraki savaş ve fetihleri, pek çok kimsenin biat için Kudüs'e gelmeleri. Keza Hazreti Ali'den tahriyec etti. O dedi ki, Süfyani'nin Mehdi üzerine gönderdiği ordu, Beyda'da batınca bu haberi duyan Şam ehli Mehdi'nin çıktığını ve ona biat edilmesi gerektiğini söyleyerek kendi halifelerini ölümle tehdit ederler. Bunun üzerine halife, hazinelerini de yanına alarak Mehdi'ye biat için Beytül Maktis'e gelir. Arap ve Acem savaşçılar, Rum ehli ve onların dışındaki pek çok insanda biat için Mehdi'ye gelirler. Hatta Hazreti Mehdi, Konstantiniyye ve diğer şehirlerde mescitler inşa eder.'' Hazreti Mehdi'den önce onun yakınlarından bir adam doğudan çıkar ve hedefi Kudüs olarak 18 ay savaşır ancak oraya varamadan ölür. Kuzeyden gelecek bir düşmanla savaş. Naim Kaap'tan tahriyec etti. Mehdi düzenlediği bir orduyu Türkiye, Türk tarafından gelen bir düşmana gönderir. Onları hezimete uğratır. Esirleri ve mallarını alarak Şam'a getirir. Sonra köleleri azat ederek sahiplerine bedellerini öder. Melhami Kübra veya Amik Ovası Savaşı Naim Kaaptan tahric etti. Dedi ki Mehdi Rumlarla savaşmak için bir ordu gönderir. Onun fıkıh bilgisi on aliminkine bedeldir. O Tabutu Sekine'yi de Antakya mağarasından çıkarır. Rumların Gadri ve Amik Ovası Hatip müttefek ve müfterekinde Ebu Hureyre'den tahric etti. Dedi ki Resulullah buyurdu. Rumlar benim soyumdan ve ismi ismime uygun bir valiyi gadrettikten sonra Amik denilen yerde sizinle savaşacaklardır. Burada Müslümanların üçte bir kadarı öldürülür. Sonra bir gün yine o kadar insan öldürülür. Üçüncü gün seferde ise savaş Rumlar aleyhine döner.'' Müslümanlar böylece savaşa devam eder ve Konstantiniyye'yi fetheder, oradaki malları taksim ederler. Tam bu sıradaysa Deccal sizin evinize girmiş ve çocuklarınızı esir almıştır şeklinde bir ses duyacaktır. Burada bahsi geçen savaş Amikobas'ında Rumlarla yani Hristiyanlarla yapılacak savaş olup diğer hadis kitaplarında melhami Kübra diye bahsi geçen savaştır. Yedi bayrak ehliyle savaş. Naim bin Hammad ve hakim sahih diyerek Hz. Ali bin Ebi Talip'ten tahriyec ettiler. Öyle bir fitne olacak ki insan o fitneye altının cevherde bulunması gibi karışmış olacak. Siz zalimler hariç Şam ehli hakkında fena söz söylemeyin. Zira onların arasında ebdallar vardır. Allahü Teala onları darmadağın edecek olan şiddetli bir yağmuru semadan boşaltacak. Öyle ki savaşsalar tilkiler bile onlara galip gelecektir. Bu sırada Allah Resulullah'ın soyundan bir racülü az olursa 12, çok olursa 15 binden müteşekkil 3 bayrak üzere bir ordu arasında gönderir parolaları emit, emit, öldür, öldürdür. Ve bunlar yedi bayrak ehliyle savaşırlar. Bu yedi bayraktan her birinin sahibi mülkün kendisinin olacağına tamah ederek çarpışırken hezimete uğrayacaktır. Sonra Haşimi, Hz. Mehdi muzaffer olur ve allah Teala Müslümanlara onun ülfet ve muhabbetini yerleştirir. Bu hal Deccal çıkıncaya kadar devam eder. Hindistan'ın fethedileceği Naim bin Hammad, Biten isimli kitabında Kabül Ahbar'dan tahriyec etti. O dedi ki, Beytül Maktis'in yani Kudüs'ün Meliki, Mehdi, Hindistan'a asker gönderir, fetheder ve hazinelerini alır ve onun ziynetleriyle Beytül Maktis'i süsler. Ona Hint melekleri bağlanarak getirilir. Kendisine doğu batı arası feth olunur. Konstantiniyye ve Deylem'in fethedileceği. İbni Mace ve Ebu Naim, Ebu Hureyre'den tahric ettiler. O dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır, ehli beytimden birisini çıkarır ve dünyaya malik eder.'' o Konstantiniyye ve Deylem Dağları'nı fetheder. Deylem Dağları, Hazar Denizi'nin en güneybatısındadır. Rumiye, Roma'nın ve Kati beldesinin fethi. Huzeyfe bin Yamani, Mehdi kıssası ve Rumiye'nin fethi hakkında Resulullah'tan şöyle rivayet etti. O şöyle buyurdu. Mehdi'nin askerleri dört tekbir getirdiği zaman Rumiye'nin duvarları yerle bir olacaktır. Burada 600 bin kişi öldürülür ve hazineleri de Beytül Makdis'e götürülmek için alınır. Ayrıca içinde Sekine ve Beni İsrail'in sofrası, gerçek Tevrat levhaları, Hz. Musa'nın asası ve Hz. Süleyman'ın minberiyle Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt gibi beyaz renkli kudret elvasından iki ölçek bulunan tabut da Beytül Maktis'e getirilir. Sonra onlar Tahine ismindeki bir şehri fethederek nihayet Kati beldesine gelirler. Kati bu belde gemileri taşımayan bir deniz üzerindedir. Denildi ki ya Resulallah niçin o gemileri taşıyamaz? Buyurdu ki o denizin derinliği bulunmamaktadır. İnsanlar ona ancak küçük gemilerle geçebilirler. Hazreti Mehdi ve ordusu o denizin kenarından geçerler. Allah orada Adem oğulları için menfaatler yaratmıştır. Kati beldesinin 360 kapısı bulunur ve her kapıdan bin savaşçı çıkar. Mehdi ve ordusu dört tek birle şehrin duvarlarını yerle bir eder. İçindeki hazineleri alır ve burada yedi yıl kaldıktan sonra Beytül Maktis'e geçerler. Deccal'in İsfahan Yahudileri ile birlikte çıktığı haberi bu sırada onlara ulaşır. Bu hadisi Ebu Ömer Eddani Sünen'de zikreder. Hz. Mehdi'nin dünyanın her yerine teveccüh edeceği ve Zülkarneyn'in girdiği her şehre gireceği. Emirül Müminin Hz. Ali İbni Ebi Talip'ten Mehdi kıssası hakkında rivayet edildi. Dedi ki, o Mehdi dünyanın her yerine teveccüh eder ve her zalimi yok eder. Ehli İslam'ın kalbini Allah onunla ihya eder. Hazineleri Beytül Makdis'te toplar. İçinde bir çarşısının her bir çarşıda da bin dükkanın bulunduğu bir şehre gelir. Orayı fethettikten sonra dünyayı kuşatan yeşil deniz üzerindeki Kat'i şehrine gelir. Bu denizin arkasında Allah'tan başkasının bilmediği şeyler vardır. Kati'nin uzunluğu bin mil, genişliği ise beş yüz mildir. Mehdi'nin askerleri üç tekbirle şehrin duvarlarını yerle bir ettikten sonra bir milyon insanı öldürerek burayı fethederler. Hazreti Mehdi daha sonra bin adet binekle buradan Beytül Makdis'e geri yönelir. Filistin'de Trablus Şam, Akka, Sur, Gazze, ve az kalanı da alarak buradaki hazineleri Kudüs-ü Şerif'e getirir. Deccal çıkıncaya kadar burada ikamet eder. Daha sonra da Hz. İsa nüzul eder ve Deccal'i öldürür. Bu konuda İktud Durer'de daha geniş bir bilgi vardır. Yine İktud Durer'de anlatıldığına göre Konstantiniye ismi onu inşa eden Konstantin'den gelmektedir. Kral Konstantin, Hristiyanlığı ilk açığa çıkaran kimsedir. Bu şehrin 7 suru bulunmaktadır. Diğer altı suru, içine alan en büyük surun genişliği 21 zira yani 9 metre kadardır ve 100 kapısı vardır. En son ve şehri içine alan surun genişliği ise 10 zira 4,5 metre kadardır. Şehir bir haliç üzerinde bulunmaktadır ve o Rum beldeleri Endülüs'e muttasıldır. Roma, Rum şehirlerinin anasıdır. Oranın hakimine Papa denilir. Papa, Müslümanların halifesine benzer, yani dini liderdir. Bu Rumiye şehri gibi içinde acayiplikler olan başka bir yere hiçbir Rum beldesinde rastlamak mümkün değildir. İbn Cerir'in tefsirinde Rumlar hakkındaki görüşleri. Sudi'den tahric etti. Allahü Teala'nın mescitlerin içinde insanları Allah'ın ismini zikretmekten men eden ve onları engellemeye çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? Mealindeki ayetinin tefsirinde dedi ki, burada zalim insanlardan Allah'ın kastı Rum ehlidir. Çünkü onlar Beytül Makdis'in tahribi için buhtan nasra yardım etmişlerdir. Yine Allah'ın mescitlerine korkuyla girenler onlardır.'' mealindeki ayetinde kastettiği de Rum ehlidir. Çünkü yeryüzündeki her Rum ya boynunun vurulacağı endişesiyle ya da cizye vermek korkusuyla Allah'ın mescidine girer. Ancak yine de cizyeyi verir. Yine allah Teala'nın onlar için dünyada zillet var mealindeki ayeti hakkında onların dünyadaki zilleti Mehdi'nin çıkıp Konstantiniyeyi yani Roma'yı fethetmesi ve rumları yenmesidir. Yahudilerden büyük bir cemaatin Müslüman oluşu. Naim, Selman bin İsa'dan tahric etti. O dedi ki: "Duyduğuma göre Mehdi'nin zamanında Sekine bulunan tabut Taberiye Gölü'nden çıkarılır ve Beytül Makdis'te onun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce pek azı hariç Müslüman olurlar. Hazreti Mehdi'ye Mehdi denilmesinin sebebi. Ebu Amr Dani süneninde İbni Şevzeb'den tahric etti. O dedi ki ona Mehdi denilmesinin sebebi şudur. O Yahudilerin haç yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat'a dair kitapları çıkarır ve Yahudilerden bir cemaat onun elinde Müslüman olur. Keza Kaab'dan tahric etti. O kimsenin bilmediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine Mehdi denilmiştir. O, Tabut-u Sekine'yi Antakya mağarasından çıkarır. Hz. Mehdi ve Ehli Beyti'nin Kudüs'te uzun müddet kalacağı. Naim bin Hammad Ertahtan tahric etti. Dedi ki, Hz. Mehdi Beytül Maktis'e iner ve millet onun Ehli Beyti'nden gelenlerle uzun bir müddet yaşar. Daha sonra zalimler görünür ve beni Abbas rahmetle aranır. Hazreti Mehdi'nin Hazreti İsa Aleyhisselam'a imamlık yapması. Hazreti Mehdi'nin ümmetin ortasında olduğu. Ebu Naim İbn Abbas'tan tahric etti. Dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Nasıl helak olur bir ümmet ki ebelinde ben, Sonunda Meryem oğlu İsa ve ortasında da Ehl-i Beytim'den Mehdi vardır. İbni Haceri, Mekki'nin bu husustaki bir izahı. Şeyh İbni Haceri, Mekki'de El-Kallül Muhtasar fi Alameti Mehdi'yil Muntazar isimli kitabında şunları söylemektedir. Hazreti Mehdi'nin ortada olacağından kasıt, ahirete yakın olmasını izah için olup, Mehdi'nin, bu ümmetin ahiri olacağını bildiren sahih rivayetlerle zıtlık teşkil etmez. Vasat tabiri, Mehdi'nin Hz. İsa'dan çok az bir süre önce, yedi sene, iki ay birkaç gün, geleceğini ifade etmek için kullanılmış ve Hz. İsa ondan kısa bir zaman sonra gökten ineceği için de ahir olarak vasıflandırılmıştır. Hz. Mehdi'nin Hz. İsa'ya imamlık yapacağı, Naim Ebu Said'den tahric etti. Resulullah buyurur, İsa bin Meryem'in arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir. İbni Ebi Şeybe Musannefinde İbni Şirin'den tahric etti. Dedi ki, Mehdi bu ümmettendir ve Hazreti İsa'ya imam olacaktır. Naim bin Hammad, Abdullah bin Amr'dan tahric etti. Dedi ki, Mehdi, İsa İbni Meryem'in üzerine ineceği ve arkasında namaz kılacağı kimsedir. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre'den tahriyec etti. Buyurdu, Meryem oğlu İsa aranıza indiğinde ve imamınız sizden olduğunda bakalım ne yaparsınız. Hz. İsa gökten inince Hz. Mehdi'nin kendisine namazı kıldırmasını teklif etmesi. Ebu Naim Cabir'den tahriyec etti dedi. Resulullah buyurdu. İsa bin Meryem gökten iner. Onların müminleri emiri olan Mehdi kendisine gel bize namaz kıldır der. O yani Hazreti İsa ise şu ümmete Allah'ın bir ikramı olarak hayır sizin bazınız bazılarınızın emiridir der. Hazreti İsa'nın gökten sabah vakti ineceği. İbni Mace Raviyanı İbni Huzeyme, Ebu Avane, Hakim ve Ebu Naim, Ebu İmame'den tahric ettiler. Dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hitap etti. Deccali anarak şöyle buyurdu. Medine, körüğün, demirin pasını giderdiği gibi içindeki pisliği giderir. O güne kurtuluş günü denir. Ümmü Şureyk, ya Resulallah, o gün Araplar nerede? dedi buyurdu. Onlar o gün az olurlar. İmamları salih bir insan olan Mehdi olduğu halde Beytül Makdis'e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği sırada bir de bakarlar ki İsa İbni Meryem sabah vaktinde inmiştir. Bu imam yani Mehdi Hazreti İsa'yı öne geçirmek için arka arka çekilir.'' Hz. İsa onun omuzlarına elini koyar ve ona der ki: "Geç öne namazı kıldır. Zira kamet senin için getirilmiştir." Bunun üzerine Mehdi onlara namazı kıldırır. İsa Aleyhisselam'ın saçlarından su damlıyor gibi oldu. Ebu Amr ve Dani Sünen'inde Huzeyfeden tahric ettiler. Resulullah buyurdu: Mehdi bakar ki Hz. İsa İbni Meryem inmiştir. Sanki saçlarından sular damlıyor haldedir. Ve Mehdi ona der ki geç öne insanlara namazı kıldır. Hz. İsa der ki namaz ancak senin için ikame olundu. Bunun üzerine o benim evladımdan bir raculün arkasında namazı kılar. Hz. İsa inene kadar hak üzere çarpışan bir tayfinin bulunacağı, Ebu Amr ve Dani Sünen'in Cabir bin Abdullah'tan tahric ettiler. Dedi ki Rasulullah buyurdu. Ta ki İsa bin Meryem Fecrin Tulu sırasında Beytül Makdis'te Mehdi üzerine nüzul edene kadar benim ümmetimden bir taife hak özre çarpışacaktır. O zaman Mehdi şöyle der. Ey Allah'ın peygamberi, geç öne bize namaz kıldır. İsa ise bu ümmetin biri diğerlerine emirdir der. Ahmet, Müslim, İbni Cüreyy ve İbni Hibban, Cabir bin Abdullah'tan tahriyec ettiler. Buyurdu. Kıyamete, Deccal savaşa kadar benim ümmetimden bir grup, hak üzere galip olarak çarpışacaktır ve İsa bin Meryem gökten nüzul ettiğinde onların emiri kendisine gel bize namazı kıldır der. Ancak o şu ümmete Allah'ın bir ikramı olarak sizin biriniz diğerlerinize emirdir cevabını verir. Yani imamınız Mehdi aranızdadır, o kıldırmalıdır demek ister. Hazreti Mehdi'nin ilk namazdan sonra imamlığı Hazreti İsa'ya vermesi. Naim Kaab'dan tahric etti. Dedi ki, Deccal Beytül Makdis'te müminleri muhasara altına alır ve müminlere öylesine şiddetli bir açlık icabet eder ki açlıktan yaylarının kirşini bile yemek zorunda kalırlar. Onlar bu haldeyken aniden karanlığın içinden bir ses işitirler ve bu tok adamın sesidir derler. Bir de bakarlar ki o İsa, İbni Meryem'dir. Namaza kalkarlar. Müslümanların imamı Mehdi geri çekilir. Bunun üzerine İsa şöyle der. Geç öne Namaz senin için ikame olundu. Hazreti Mehdi de onlara namaz kıldırır ve bundan sonra Hazreti İsa imam olur. İbni Abbas'tan tahric edildi. Dedi ki Mehdi bizdendir. İmamlığı Hazreti İsa İbni Meryem'e verir. Hazreti Mehdi'den sonra gelecek halifeler. Hazreti Mehdi'nin hükmünün süresi. Hz. Mehdi'nin zuhurundan Hz. İsa Aleyhisselam ininceye kadar ki hükmünün süresinin yedi sene civarında olduğu. Keza Muhammed bin Cübeyr'den o da babasından tahric etti. Babası şöyle dedi. Mehdi yedi sene, iki ay, birkaç gün hüküm sürecektir. Ebu Yala, Ebu Hureyde'den tahric etti. Dedi ki, dostum Ebu Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, bana şöyle buyurdu, ehli beytimden birisi çıkıp insanları hakka dönene kadar mücadele etmedikçe kıyamet kopmaz. Ben dedim, onun hükmüne kadar devam eder, buyurdu. Beş ve iki sene. Ahmet ve Ebu Naim, Ebu Said'den tahric ettiler, dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ehli beytimden birisi yedi yıl hüküm sürüp daha evvel zulümle dolu olan arzı adaletle doldurmadıkça bu dünya bitmez. Taberani efsadında ve Ebu Naim Ebu Saidül Hudri'den tahric etti. Dedi ki Resulullah şöyle buyurdu. Ehli beytimden birisi çıkar ve sünnetimi söyler. Allah ona yağmur indirir ve yeryüzü ona bereketini çıkarır. Daha önce zulüm ve çevirle dolu olan dünya adalet ve nefasetle dolar. Yedi yıl bu ümmete hükmeder ve Beytül Makdis'e iner. Ebu Naim Ebu Said'den tahric etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Benim soyumdan bir insan gelir ve daha önce zulüm ve çevirle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Hükmü yedi veya dokuz yıl sürer. Hz. Mehdi'nin Hz. İsa ile birlikte bulunacağı zamanlar da dahil olarak hüküm sürebileceği zamanlar. Keza Bukaye bin Delit'ten tahriyeci etti. O dedi, Mehdi'nin hayatı 30 senedir. Keza Hz. Ali'den tahriyeci etti. Dedi ki, Mehdi insanların işlerini otuzla 40 yıl üzerine alacaktır. Naim bin Hammad Ertağ'dan tahriyeci etti. Mehdi 40 yıl baki kalır. Keza dinar bin dinardan tahric etti. Dedi ki Mehdi'nin bekası 40 yıldır. Şeyh İbni Hacer'in görüşü. Hz. Mehdi'nin 7 sene hüküm süreceği rivayeti hem daha çok hem daha meşhurdur. Ancak bütün rivayetlerin sahih olması takdirinde aralarına şöyle bağdaştırmak mümkündür. 7 yıl kendi başına etkili müddetidir. Hz. İsa ile beraber kalacağı müddetle birlikte bu müddet ortalama 20 sene alınabilir veya 40 seneye kadar uzanabilir. Hz. Mehdi'den sonra gelecek olan halifeler. Not. Hz. Mehdi'nin 7 senelik kendi idaresinden sonra Deccal çıktığı zaman Hz. İsa'nın nüzul edip Deccal'ı öldüreceği ve 40 sene dünyada hüküm süreceği Allah'ın izniyle kesindir bu zamanın bir kısmında da Hz. Mehdi ile beraber bulunabileceği yukarıda açıklandı. Aşağıdaki hadisi şeriflerde ismi geçen ve Hz. Mehdi'den sonra geleceği bildirilen zatlarınsa, ya Hz. İsa'nın veziri olarak veya ondan sonra müstakil olarak hüküm sürmeleri muhtemeldir. Hz. Mehdi'den sonra Kahtani denilen bir kimsenin geleceği, Tabarani, kebirinde i̇bn İbni Münde Ebu Naim, İbni Asakir, Kays bin Cabir'den, o da babasından, babası da dedesinden tahric ettiler. O dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra halifeler olur, halifelerden sonra emirler, emirlerden sonra da zalim melikler gelir. Son olarak da ehli beytimden birisi çıkar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Sonra o gider, kahtani gelir. Beni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki o diğerinden dün değildir. Keza Kays bin Cabir Es-Sadefi'den tahric etti. Resulullah buyurdu, ehli beytimden bir adam olacak ve daha önce zulüm dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır. Ondan sonra kahtanidir. Nefsim yedi kudretinde olana yemin ederim ki o, onun dününde değildir. Kahtani'nin, Hazreti Mehdi'den dün olmayacağı. Keza, Velid'den, o da Mamer'den etti. Resulullah buyurdu. Mehdi'den sonra Kahtani'dir. O, onun dününde değildir. Kahtani'nin, Hazreti Mehdi'nin yolunda gideceği. Keza, Ka'b'dan Ka tahric etti. O buyurdu. Benden sonra Ehli Yemen'den Mehdi'nin dinde kardeşi olan Kahtan'dan bir halife olur ve onun Mehdi'nin yolunda gider. Rum şehrini fethedecek olan odur ve ganimetlerini de alır. Kahtani'nin 20 sene kadar kaldıktan sonra silahla öldürüleceği Geza Ertaat'tan tahric etti. Bana ulaştı. Mehdi 40 yıl yaşadıktan sonra döşeğinde vefat eder. Sonra kahtandan iki kulağa delik olan bir adam çıkar ve Mehdi'nin yolu üzerine gider. Yirmi sene kaldıktan sonra silahla öldürülür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden bir adam olan Mehdi, güzel tavırlıdır. Kayser şehrine gaza eder. O, ümmeti Muhammed'in emirlerinin sonuncusudur. Sonra onun zamanında Deccal çıkar.'' Kahtani'nin isminin Mansur olabileceği hususu. Keza İbni Amr'dan tahric etti. O dedi ki, ey Yemen topluluğu, Mansur'un sizden olduğunu söylüyorsunuz. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, onun babası Kureyşlidir. İstesem onu son ceddine kadar sayardım. Naim bin Hammad, Süleyman bin İsa'dan tahric etti. Dedi ki, bana ulaşan bir habere göre, Hz. Mehdi 14 sene Beytül Makdis'te kalır, ardından ölür. Kendinden sonra kendi kavminden Mansur adında bir adam arkasından gelir. Beytül Makdis'te 20 bin sene durur, sonra öldürülür. Daha sonra Mevla adında birisi gelir ve 3 yıl kaldıktan sonra o da öldürülür. Ve bilahare Heşimül Mehdi gelip 3 yıl 4 ay 10 gün kalır. Keza Zühri'den tahriyec etti. Dedi ki Mehdi ölür. Sonra insanlar fitnelere düşer. Ve kendilerine mahzum kabilesinden bir adam gelir. Ona biat olunur. Bir müddet kalır. Sonra semadan ins ve cinne ait olmayan bir münadi şöyle nida eder. Falana biat edin ve hicretten sonra topuklarınız üzere geri dönmeyin. İnsanlar hemen bakınırlar. Ancak biat edecek kimse göremezler. Sonra bu nida üç kez duyulur. Bilahare Mansur'a biat edilir de Mansur Mahsuni üzerine yürür. Allah da ona nusret verir de onu ve beraberindekileri öldürür. Hz. Mehdi'den sonra gelecek diğer kimseler Mansur, Selam ve Emirül Usub. Keza Ertaat'tan tahric etti. Dedi ki, Mehdi ile Rumlar arasında bir anlaşma olur. Sonra Mehdi vefat eder. Sonra ehli beytinden bir adam işleri üzerine alır. Az adalet yapar. Sonra öldürülür. Ebu Hüseyin İbni Münadi, Salim bin Ebi Cahattan melahiminde tahric etti. O dedi ki Mehdi 21 yıl kalır. Kendinden sonra bir diğeri gelir ve onun dununda olur. Fakat o da salihtir on dört yıl kalır. Sonra bir diğeri gelir. O da onun doğunundadır. O da salihtir. Dokuz yıl kalır. Keza Abdullah bin amırdan tahriyec etti. Zalimlerden sonra Cabir gelir. Sonra Mehdi. Sonra Mansur. Sonra Selam. Ve en sonra da Emirul Usub gelir. Naim, Abdullah bin Amr'dan tahriyec etti. Dedi ki, zalimlerden sonra Cabir çıkar öyle ki Allah Muhammed'in ümmetini ona tabi kılar. Sonra Mehdi, sonra Mansur, sonra Selam ve sonra da Emirul Usub. Bundan sonra ölmeye muktedir olan ölsün. Keza Abdullah bin Amr'dan tahric etti. Dedi ki: "Üç emir arka arkaya gelir. Allah onlara yeryüzünün tamamının Fethini müyesser kılar." evvelinde Salih Cabir, sonra Müferreç, sonra da Zulusup. Kırk yıl kalırlar. Onlardan sonra dünyada hiç hayır yoktur. Dünyanın ömrü. Burada insanlık tarihinin ömrü kastedilmektedir. Dünyanın ömrünün yedi bin yıl olduğu. İbni Asakir diyor ki, Ebu Said Ahmet bin Muhammed Bağdadi rivayet etti. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişçesine şu dünyanın yedi bin yıllık ömrü müddetince sevap yazar. İbni Adi diyor ki, Ebu İshak, İbrahim bin Abdullah Nebti aradaki Rabi silsilesiyle rivayet etti.'' Enes bin Malik radıyallahu anh'dan. O da dedi ki, Resulullah buyurdu. Dünyanın ömrü ahiret günlerinden yedi gündür. allah Teala buyurdu ki, senin Rabbinin yanındaki bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir. İbni Ebi Dünya Zemmil Emelinde diyor ki, Ali bin Said, Hamza bin Hişan'dan, o da Said bin Cübeyr'den rivayet ettiler ki, dünya ahiret haftalarından bir haftadır. İbni Ebi Hatem tefsirinde İbni Abbas'tan rivayet etti. Dünya ahiret haftalarından bir hafta olup yedi bin senedir ve bunun altı bini geçmiştir. İbni Abbas'tan sahih olarak nakledilen şöyle bir rivayet vardır. O dedi ki dünya 7 gündür. Her bir gün bin yıl gibidir. Ve Resulullah onun sonunda gönderildi. Ashab-ı kiramın gördüğü bir rüya. Tabarani kebirinde diyor ki, Ahmet bin Nadır el-Askeri ve Cafer bin Muhammedül feryabi nakletmişler ki, ravi silsilesiyle Nakkak bin Zeydü Cüheni'den rivayet ettiler. O dedi ki, ben gördüğüm bir rüyayı Resulullah'a anlattım. Bu rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yedi basamaklı gördüğün minber, şu dünyanın ömrü olan yedi bin senedir. Ben de onun son bininde olacağım. İbni Abdülhamid tefsirinde diyor ki Muhammed bin Fadıl Hammad bin Zeyd'den, o da Yahya bin Atik'ten, o da Muhammed bin Sirin'den, o da Müslüman olmuş kitap ehli birisinden rivayet ettiler ki Allah gökleri ve yerleri altı günde yaratmıştır. Rabbimin yanında bir gün, sizin dünya hayatında saydığınız bin yıl gibidir ve dünyanın eceli altı gündür. Yedinci günde kıyamet kopacaktır. Altı gün gitmiştir ve siz yedinci gündesiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Adem aleyhisselamdan beri 5600 yıl geçmiş olduğu Ahmet İbni Hanbel ilerinde nakletti. İsmail bin Abdülkerim, Abdussamet'ten, o da Vehb'ten rivayet etti. Dünyadan 5600 yıl geçmiştir. Meillifin görüşü, bu hadisi şerife gösteriyor ki, ümmet Muhammed'in ömrü en az 1400 yıl olacaktır. Yahudilerin cehennemde kalış müddetleri hakkındaki zanları. Ebu İshak diyor ki, Muhammed bin Ebi Muhammed, İkrim'den, o da Said bin Cübeyr'den o da İbn Abbas'tan rivayet ettiler ki Yahudiler şöyle dediler. Dünyanın müddeti yedi bin yıldır. O yüzden biz dünyanın her bin senesi karşılığında bir gün cehennemde kalacağız ki hepsi yedi gündür. Sonra bizden azap kesilecektir. Allah işte bu mealdeki ayeti onlar hakkında inzal buyurdu. Yahudiler ateş bize ancak sayılı günler dokunacaktır derler. Siz Allah'ın indinde bir sözleşme mi yaptınız? allah Teala hiçbir zaman sözüne muhalefet etmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilmediklerinizi mi söylüyorsunuz? Hayır, kim ki günah işleyip günahı onu kaplarsa o cehennem ehlinin ta kendisidir ve orada ebedi kalacaktır. Bu hadisi İbni Cüreyr, İbni Münzir, İbni Ebi Hatem rivayet etmiştir. Ayrıca Abd bin Hümeyt, Sebbade'den, o da Varaka bin Ebi Neç'ten, o da Mücahid'den yukarıki hadisin benzerini aynen rivayet etmişlerdir. Hazreti İsa'nın dünyada 40 yıl kalışı, Deccal'in bir hicri yüzyıl başlarında çıkacağı, İbni Ebi Hatem tefsirinde Yahya bin Abdullah el-Kazbuni'den, Abdullah bin Amr bin As'tan rivayet ettiler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dünya kurulduğundan beri her yüzün başında önemli bir olay olmuştur. Bir yüzün başlarında da Deccal çıkar ve İsa bin Meryem nüzul ederek onu öldürür. Hz. İsa'nın Deccal'i öldürdükten sonra yeryüzünde kırk yıl kalacağı. İmam Ahmet müsnedinde Hz. Ayşe'den tahric etti. Dedi ki Resulullah buyurdu. Deccal çıkar, Hazreti İsa İbni Meryem onu öldürür. İsa adil bir imam ve hakim olarak yeryüzünde kırk yıl kalır. Tabarani Abdullah bin Selam'dan tahriyeci etti. O dedi ki insanlar Deccal'den sonra kırk yıl kalır. Bu dönemde çarşılar yapılır ve hurma ağaçları dikilir. Tabarani Ebu Hureyre'den tahriyeci etti dedi ki Resulullah buyurdu. Meryem oğlu İsa iner ve insanlar arasında 40 sene kalır. Hz. İsa'nın 40 yıllık döneminde hayırlar devri denir. Hz. İsa aleyhisselam devrinde hayat, yecüc ve mecücün çıkışı. Hakim, müstetrekinde İbn-i Mesud'dan, o da peygamberden rivayet etti. Deccal'in bineğinin kanatları, kulakları arasındaki mesafe, 40 arşındır. Hadise göre şöyle devam etti. İsa İbni Meryem iner ve onu öldürür. Ondan sonra 40 yıl bol nimet içinde yaşarsınız. Kimse ne hasta olur ne de ölür. Kişi koyunlarına ve hayvanlarına gidin otlayın der. Onlar iki tarla arasından hiçbir başak yemeden geçip otlarlar. Yılanlar ve akrepler de kimseye zarar vermezler.'' yırtıcı kuş ve hayvanlar kapılara gelir ve kimseye bir zarar vermezler. Bir avuç buğday toprağa atıldığında çift sürmeksizin 700 avuç olarak biçilir ve bu durum Yecüc ve Mecüc seddinin açılmasına kadar devam eder. Sonra Yecüc ve Mecüc dalgalar halinde gelerek etrafı fesada boğarlar ve nihayet Allah onların kulaklarına giren bir kurtçuğu musallat eder ve onlar toptan ölü olarak sabahlarlar. Ancak leşleri çok fena kokar ve insanlar ondan çok muzdarip olurlar. Allah'tan yardım isterler. Bunun üzerine Allah bir rüzgar gönderir ve sıkıntılarını kaldırır. Onların leşleri de denize atılır. İnsanlar güneş batıdan doğuncaya kadar az bir zaman kalırlar. İmam Ahmet Zühdü'nde Ebu Hureyre'den tahriyec etti. O dedi ki İsa İbni Meryem yeryüzünde kırk yıl kalır ve eğer Batha'ya bal olarak ak dese o da akar. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra Mukaat adında bir halifeye biat edileceği. Ebu Şeyh Kitabül Fiten'de Ebu Hureyre'den tahriyec etti. Dedi ki Resulullah buyurdu. İsa bin Meryem iner, Deccal'i öldürür ve kırk yıl Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle hükmeder, vefat eder. Sonra İsa aleyhisselamın emriyle yerine Temim oğullarından Mukat adında bir halifeye biat edilir. O da öldükten sonra insanlar üzerine 3 yıl geçmeden Kur'an insanların göğüslerinden ve sahifelerden kaldırılır. Güneşin batıdan doğuşunun kıyametten 120 sene önce olacağı. Abd bin Hümeyt, Yezid bin Harun'dan, o da İsmail bin Halid'den, o da Ebu Heyseme'den, o da Abdullah bin Ömer'den rivayet ettiler. O dedi ki, insanlar güneşin batıdan doğmasından sonra 120 yıl daha kalırlar. İbn-i Ebi Şeybe, Veki'den, o da İsmail'den, o da Ebu Heyseme'den, o da Abdullah bin Ömer'den rivayet ettiler. O dedi ki insanlar güneşin batıdan doğmasından sonra 120 yıl daha dünyada kalırlar. Kıyametten önceki son 100 sene içinde Allah'a ibadetin kalkacağı hakim tarihinde Ebu Said bin Hamid Abdullah'dan, o da Abdullah bin Beride'den, o da babasından rivayet ettiler. Resulullah buyurdu kıyamet yeryüzünde Allah'a ibadet edilmeyen bir yüz sene geçmedikçe kopmaz. Müminlerden son grubun canı alındıktan sonra insanların yüz sene daha dünyada kalacağı. Naim bin Hammad, Kaptan Ka tahric etti. Dedi ki İsa bin Meryem ve müminler Yecüc Mecüc'den sonra senelerce kalırlar. Sonra gürültülü toz duman gibi bir şey görürler ve birden bir rüzgar ki Allah onu müminlerin canını almak için göndermiştir. İşte onlar müminlerden canı alınacak son gruptur. İnsanlar bundan sonra yüz yıl daha dünyada kalırlar. Ne din ne sünnet tanırlar. Yabani merkepler gibi birbirleriyle buluşurlar. Kıyamette onların üzerlerine kopar. Naim bin Hammad, Abdullah bin Ömer'den etti. Dedi ki, Allah Yecüc ve Mecüc'den sonra temiz bir rüzgar gönderir. Bununla Hz. İsa ashabı ve er yüzünde bulunan her müminin ruhunu alır. Ve geriye kafirlerin bekayası ki onlar yeryüzünün en şerlileridir ve yüz yıl daha kalırlar. Ebu Yala ve Ravyani müsnetlerinde İbn-i Nafi'de müceminde, Hakim Müstedrek'inde, Liyaysa Muhtara'da, Bureyde'den tahric ettiler.'' O dedi ki Resulullah buyurdu. Allah bir yüzün başında bir rüzgar gönderir ki o her müminin ruhunu alır. Şerliler devrinde insanların yeniden putlara tapacakları. Müslim ve hakim Abdullah bin Ömer'den tahric ettiler. Dedi ki Resulullah buyurdu. Deccal çıkar, kırk gün kalır. Sonra Allah Hazreti İsa'yı gönderir ve ölünceye kadar onu arar. Daha sonra insanlar 40 sene kalır. O esnada iki kişi arasında düşmanlık olmaz. Daha sonraysa dağda bir mağaraya saklansanız dahi size ulaşacak olan soğuk bir rüzgar Şam tarafından gelir ve kalbinde zerre miktarı iman olan bir kimse bırakmaz. Ruhunu alır. Hatta bir kimse bir dağın içine saklansa bile o rüzgar oraya girer ve onun ruhunu da alır. Geri de şerli insanlar kalır ve şeytan onlara putlara tapmaları için emir verir de onlar da o emri yerine getirirler. Naim Abdullah bin Ömer'den tahric etti. Dedi ki: Kıyamet Araplar eski atalarının putlarına yeniden tapmadan kopmaz. Bu sürede Deccal'den ve Meryem oğlu İsa'nın inişinden sonra 120 yıldır. Hayırlılardan sonra şerlilerin 150 sene oldu. İbni Ebi Şeybe Musannef'te Ebu Muaviye Ameş'ten, o da Ebu Kays'tan, o da Heysem bin Esvet'ten rivayet ettiler. O dedi ki, Muaviye zamanında ben ona uğramıştım. Yanında Abdullah bin Ömer vardı. Bana kimlerdensin dedi. Ben Iraklılardan dedim. Bana sen orada tuzlu bir yer olan Kusi'yi bilir misin dedi. Ben evet deyince Deccal oradan çıkar sonra da hayırlılardan sonra şerliler için 120 yıl vardır. İnsanların hiçbiri kıyametin ne zaman kopacağını bilmez. Devlemi Müsnetil Firdevsi'nde kendisi babasından, o da Süleyman Hafız'dan, İbni Ömer'den, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiler ki şerli insanlar hayırlılardan sonra 150 sene bütün dünyaya hakim olurlar. Onlar da Türklerdir. Burada Türklerden maksat Moğollar ve Çinlilerdir. Bu durumda Hz. İsa'dan sonra dünyanın sonuna 150 sene var demektir. Doğrusunu Allah bilir. İki nefa arasının 40 yıl olduğu. İbni Mübarek zühdde Hz. Hasan'dan tahric etti. O dedi ki iki nefa arası 40 yıldır. Birinci nefayla Allah her diriyi öldürecek. İkinci nefayla da her ölüyü diriltecektir. İbni Ebu Davud Bağaz'da Merduye'de Ebu Hureyre'den tahric ettiler. O dedi ki peygamber buyurdu iki nefha arası kırk yıldır. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre'den tahric etti. O dedi ki Resulullah buyurdu iki nefha arasındaki süre kırk yıldır alemlerin Rabbine hamdolsun ve salatu selam ebedi ve daimi din gününe kadar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabınıyla tabi'in ve tebe-i onların ehil üzerine olsun. Biz deriz ki Allah bütün fitnelerden, ve deccal fitnesinden bizleri ve bütün müminleri korusun ve bizleri hayırlara kavuşmak nasip etsin. Amin.